Arkadaşlar merhaba. Işık güzel mi? Tamam. Görüntü güzel mi arkadaşlar? Ve ses. Işık ses çok disiplini. Işık ses ve görüntü disiplini. Bizde de böyle. Görüntü bir öncekine göre daha mı iyi? Tamam. <laughs> uzak biraz demiş. Kardeşim o kadar olur ya. Ben de görüyorum biraz uzak evet ama yapacak bir şey yok artık böyle. Devam edeceğiz. O zaman başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz bulanık mı demiş. Bulanık mı? Bulanık mı değil mi? Bulanıksa kamerayı sileceğim, ondan olabilir. Çok yakınlaşmayalım arkadaşlar. Bence böyle gayet güzel. Şu an kadrajda ben kendimi görüyorum. Siyah renk olmasıyla alakalıysa yapacak bir şey yok. Benim yüzüm netse sıkıntı yok. Ama değilse yapacak bir şey yok. Onu mavi yapacağım evet. Arkaya perde ayarlıyorum. Arkadaşlar net mi bulanık mı? Sizin internetinizde mi sıkıntı var? Onu bir netleştirelim. Ya kamerayı sileceğim ya da direkt başlayalım. Karar verin. Zaten 4K çekiyoruz. 1080p'ye düşmüş oluyor. Net mi? Ben mi bulanık, Arka mı bulanık? Yaşlılarla korona hakkında dalga geçenlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ayıp kardeşim. Yani başka ne düşünebilirim ki? Ayıp yani. Tamam. <laughs> İyi olduğu konusunda mutabıkız demiş. Tamam. Yani şu an 720p. Tamam. Tamam ben bunu biraz netleştireyim. Bir saniye. Bir saniye. Biraz netleştireceğiz. Evet, umarım netleşmiştir. Netleşmediyse yapacak bir şey yok. Tamam. <laughs> Daha nasıl silebilir bilmiyorum. Evet, nasıl sildiğimi gördüm şimdi. Bayağı da bir... Şimdi 4K oldu? Tamam. Hatta ben sizin için arkadaşlar birazcık yakınlaşayım şöyle. Ama çok az. Tamam. Evet başladık arkadaşlar. Daha fazla da yok görüntü net değil, yok bilmem ne değil falan demeyin. Şimdi arkadaşlar birisi kitap etkinliği devam ediyor diye mi? Ediyor mu diye sormuş. Evet kitap etkinliği devam ediyor. Beş kitabı bitiren arkadaşlarımın şöyle yapayım. 5 kitabı bitiren arkadaşlarım için e, kim daha erken bitirirse, daha doğrusu bitirenler bana bilgi versinler. E, gerçekten bitirdiklerinden emin olduktan sonra ben onları Telegram grubuna alacağım. E, grubu aldıktan sonra güzel bir paylaşım platformu olacak edebiyat için. Dolayısıyla katılım sağlamanızı tavsiye ederim. Şu an kaç kişiyiz acaba? Görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Bana hep gecikmeli geliyor. Katılmak için 5 tane kitap okumanız gerekiyor. Bunun için de ben sayfada paylaştım. Ee, bu kitapları sizin de paylaşmanız. Altına da bir slogan yazdık. O sloganı yazmanız gerekiyor. 65 tamam. Güzel o zaman. Şimdi arkadaşlar bugün istiyorum ki biraz daha böyle hafif konulardan konuşalım. Alımlardır vesairedir ya da aynı sorulardan bahsetmeyelim. Zaten gündem yeterince sıkıntılı. Bir de burada kendi canımızı sıkmayalım. Buraya geldiğimizde keyif alalım. Burada sohbet ederken keyif alalım. Bunu istiyorum. Buna dikkat ederseniz de sevinirim. Bu ifade konuşalım yani. Birçok arkadaşımız konuşurken sıkılıyor. Onun da farkındayım. Özellikle askeri konularda ilgisi olmayan arkadaşlarımız sıkılıyor. Komutanım yeni kitaplar istedim. Hafta sonundan önce geliyor. Hafta sonu paylaşırsak olur mu? Olur tabii ki arkadaşlar. Bu tek günlük olan bir proje değil. Bu böyle devam edecek. Ne zaman isterseniz. Şu sıralar ne okuyorsunuz? Arkadaşlar Otello'ya başladım. 5 tane kitap paylaşmıştım zaten. Onlardan bir tanesi. Otello ile başlıyoruz bakalım. Ayrıca diksiyon çalışmak için de Otello güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Deniz görevi nedir? Neden dağda bulunurlar? Eğitimdir ki ya odan ne kadar farklı bilginiz var mı? Bu konulara çok girmeyelim dedim ya kardeşim. Asker olmasaydınız ne olurdunuz ya da ne olmak isterdiniz? Ee, biyografi kısmında tabii kaldırdık ama e, askerlik hariç geri kalan hepsini zaten hala hazırda yapıyor olurdum. Hukuk okuyabilirdim e, fazladan. E, mimarlık düşünüyordum, o olabilir. E, çizimi seviyorum çünkü. Bunlar olabilirdi ama hukuk isterdim. Sosyoloji gerçekten çok istediğim bir bölüm. Belki örgün bir eğitimde sosyoloji eğitimi alabilirdim. Kişisel gelişim hakkında kitap yazmayı düşünüyor musunuz? Şimdi yazarsam iddialı olur arkadaşlar. Benim şu yaşta onu yazmam çok da mantıklı değil. O iddialı olur. Nerede durmam gerektiğini çok iyi bilen birisiyim. Dolayısıyla, Hoş olmaz. Şu an onu yazarsam hoş olmaz. Hesap gizliyken etiketleyince görülebiliyor mu? Ona göre paylaşalım. Hesap gizliyken etiket yapınca etiketler kısmında görünmüyor arkadaşlar. Konum diksiyon derslerinin tamamı ne kadar sürüyor? Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde aldım. ben 6 hafta sürüyor. Oradan alırsanız 6 haftalık bir süreç. Oyunculuk eğitimiyle beraber toplamda e, yanılmıyorsam aya çıkıyor arkadaşlar. Özgüvenimizi nasıl yükseltebiliriz? Bununla ilgili net bir şey yok. Herkesin özgüven seviyesi farklı. Herkesin e, uygulayıp e, kendisinde e, etkili bir şekilde sonuç alacağı yöntemler farklı. Dolayısıyla tek bir yöntem şunu uygulayın olur demek çok doğru olmayacaktır. Önce bunun için benim seni tanımam lazım. Ki yok işte benim özgüvenim yüksek, sana da bundan biraz vereyim diyen insanlara güvenmeyin. Özgüven aslında dünyadaki herkesin sorunu. Biraz fazla ileriye gidince bunun adı bencillik oluyor ya da gereksiz çok bilmişlik oluyor. Özgüven tam arada durabilmek. Bu da kolay bir şey değil. Tarih bölümü okumak size sıkar mı? Yoksa kendi kendimize tarihi araştırıp öğrenmek faydalı olur. Kardeşim tarihe bir ilgin varsa okuyabilirsin. Ama ilgin yoksa, sıkılıyorsan boşu boşuna kendini yorma. Sevdiğin işi yap yani. Çünkü bu ülkenin dünyanın daha doğrusu insanlığın her alanda kendini geliştirmiş. Her alanda literatüre katkı sağlayacak kişilere ihtiyacı var. Dolayısıyla sen de yok ben bu bölümü okuyayım bana ileride fayda sağlar diye sevmediğim bir bölümü okuma ama seviyorsan okuyabilirsin. Sizi rüyamda gördüm 3-4 gün önce Atatürk sana altından çok güzel bir kolye veriyor. Alışveriş yaparken karşılaştık ben de varmışım yanınızda. Hayır olsun inşallah. Soldaki kitap değil Türkçe sözlük evet. Proteziniz spora engel oluyor mu? Üst bölgeyi çalıştırırken sıkıntı olmuyor. Bu arada spora başlayacağım arkadaşlar. Ee, ama alt bölgeyi tabii ki çalıştırırken büyük sıkıntı yaşayacağım. Mekik çekerken de alt mekik özellikle çekemeyeceğim gibi duruyor. Ee, ayak egzersizleri de biraz sıkıntı yapacağım. Kalçayı hareket ettiren egzersizlerde zorlamamak çok daha iyi olacak. Sevdiğim ve etkilendiğim şairler. Arkadaşlar Cemal Süreyya'yı gerçekten çok seviyorum. Ondaki onları çok hoşuma gidiyor. Atilla İlhan yine çok derin anlamlar olan şiirler yazıyor. Özdemir Asaf kelimelerle güzel oynuyor ama yine de diğerleri kadar sevmem. Diğerleri kadar sevmem derken diğerlerini daha çok severim diyeyim. Ama Cemal Süreyya, onun naifliği herhalde Türk Edebiyatı'na bir daha gelir mi bilmiyorum. Aynısından gelmez. Karar okulunda öğrenim görmekte olan harbiyelere bir telkinde bulunur musunuz? ne gibi mesela ne konuda Arkadaşlar zamanı durduramazlar. Sizi de öldüremezler. Dolayısıyla bu okul biter diye bir slogan vardı bizim dönemimizde. Gerçekten bitiyor. Biliyorsunuz günler bir türlü bitmek bilmiyor ama yıllar çok çabuk geçiyor. Öyle olacak. Bitmese bize bitmezdi. Dolayısıyla zorlandığınız zamanlarda bırakmayın. Kendi kendinize böyle sloganlar bulun. Sizi motive edecek sözler bulun. Ve zamanınızı sadece askeri eğitim ya da derslerle geçirmeyin. Bunların haricinde kendinize bir hobi bulun. Kendinizde gelişmesini istediğiniz ve geliştirdikçe zevk alacağınız bir konu bulun. Bir alan üzerine sürekli araştırma yapın. Bakın Türkiye'de bir alan üzerine 10 yıl araştırma yapsanız. harbukulu başladıktan sonra 5 yıl zaten hazırlık da geldi. 5 yılda sonrasında bir konu üzerine çalışsanız 10 yılda Türkiye'de o alanda en iyi kitabı yazabilirsiniz. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama diğer arkadaşlarınızdan sizi farklı kılacak güzel bir şey üzerine çalışın. Ses az geliyor demiş bir arkadaşımız ama az mı geliyor arkadaşlar? Bir dakika, ses az geliyorsa hemen sorunu çözeceğim. Tamam. Şu an sesin iyi gelmesi lazım. Şu an sesi iyi mi? Tamam. Bildiğim kadarıyla İngilizce seviyeniz güzel. İngilizcemizi geliştirmek için birkaç tavsiye verir misiniz demiş bir arkadaşım. Ee, arkadaşlar, birincisi dil yerinde öğrenilir. Ama bizim yerinde öğrenmek gibi bir şansımız olmadı. Kendiniz çalışacaksınız eğer öyle bir şansınız yoksa. Ee, native speaker, işi bilen kişilerle, yerel konuşmacılarla konuşursanız çok daha iyi olur. Bugün internette e, çok gelişmiş internet platformları da çok gelişmiş durumda olduğu için, e, Skype üzerinden ya da buna benzer diğer platformlardan. Yabancı bir arkadaş edinebilirsiniz. Penfriend edinebilirsiniz. Bizim dönemde onlar vardı. İnternet çok yaygın değildi ama... Yani bu kadar yine vardı sohbet siteleri. Ama bu kadar şey değildi. Bu diğer yabancılarla konuşabileceğiniz platformlardan yararlanabilirsiniz. Onun haricinde dil yeteneğinizi geliştirirken... ...ilk etapta kendinizi konuşmaya ve yazmaya çok zorlamayın. Dinleme ve okumaya çalışın arkadaşlar. Okudukça zaten yazmayı, dinledikçe de konuşmayı öğreneceksiniz. Bir gün gelecek, rüyanızda bile İngilizce konuşacak hale geleceksiniz. Ama siz henüz dinlememişken, kelimenin doğru telaffuzunu alma konuşmaya çalışırken yanlış telaffuz edersiniz ki hiç bilmemekten daha kötüdür yanlış öğrenmek. Onun haricinde okumadan eğer yazmaya kalkarsanız yanlış bildiğiniz bir şeyi <laughs> pekiştirmiş olursunuz, yanlışını öğrenmiş olursunuz ve bunu da düzeltmeniz ileride daha büyük sıkıntı yaratabilir. Duolingo güzel evet e, ve size hatırlatıyor kaldığınızda bir yerde e, ya da uzun süre çalışmadığınızda, ettiğinizde e, devam et diye size hatırlatma yapıyor. Onun haricinde Cambly'i denemedim. Bir arkadaşımız onu yazmış. Dinleme ve okumaya çok ağırlık verdikten sonra ileriki süreçte e, arkadaşlar konuşma ve yazmaya geçebilirsiniz. E, ve bu dört dil yeteneğini onları da geçtikten sonra devam ettirin e, ama hepsine çalışın. Sadece birine ağırlık vermeyin. Mesela YDS gibi sınavlar sadece e, okuma bilginizi, gramer bilginizi ölçer. Dil bilgisi bilginizi ölçer. E, onun haricinde işte TOEFL'a çalışabilirsiniz. Mesela ben TOEFL'a çalışırken kendimi çok geliştirdim. TOEFL'da 4 yeteneği de sizden istiyor. E, onun kursuna gidebilirsiniz. Ama bunun için genel İngilizceyi belirli bir seviyeye kadar bilmeniz lazım. Yani bir sınavın kursuna gidecekseniz bu e, TOEFL IELTS gibi sınavlar olsun. İngilizcem berbat, berbat. İngilizcem berbat karar bakımda zorluk çeker miyim demiş. Ee, karar bakıma sıfırdan başlanıyor, zorluk çekmeyebilirsin, ama dersleri iyi takip etmen lazım. Ee, şimdiden bir şeyler bilirsen de o zaman kolayına gelir, iyi olur. Zaten hazırlık okuyacaksınız. Ben sırf o yüzden harp okulu değil MEO düşünüyorum. 5 yıl bitmez. Bak bu açıdan düşünüyorsan yanlış düşünüyorsun. E, i̇leride çünkü subay olmak istersen daha büyük sıkıntı yaşayabilirsin. Türkiye'de yazılım nasıl gelişir? İş yapar mı? Yazılımın geleceği nasıl sizce? Arkadaşlar yazılımla ilgili e, bu alanda kendini geliştirmiş bir kardeşim var. Ben bir gün onu davet edeyim. Eee o kardeşimle beraber oturalım. Onunla konuşalım. Siz ona sorun. Çünkü benim çok bilgim yok yazılım konusunda. YDS'yi sormuş birisi. 95 kardeşim. İngilizce 95. İstanbul buluşmasında kitap hediye etmek isterim abim demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Şu koronavirüs muhabbetini bir atlatalım. bir aslan parçası olmak nasıl bir duygu? Biraz anlatır mısın? <laughs> Yazılım baş ağrısı. İlginiz yoksa gitmeyin benden uyarı olsun demiş bir arkadaşımız. Bir 5 yıl sıkı çalışmak gerekiyormuş herhalde belirli bir seviyeye gelebilmek için. Tabii kişiden kişiye de değişir ama. Sizin karar bokundaki bölümünüz neydi? Endüstri mühendisliği. Ama biz hepimiz sistem mühendisi olarak diplomalık. Görevdeyken 95 puanla yurt dışı görevi nasıl olmadı? Nasıl olmadı kardeşim? Bizim zamanımızda FETÖ'cüler çok yaygın oldukları için hep kendi adamlarını gönderdiler. Yani. Dolayısıyla da biz bir yere gidemedik. Zaten ben doğudayken yaralandım ama doğuya gitmeden önce yurt dışı yüksek sanatçıdan kabul aldım. Onu da göndermediler. Yine üst devrelerden kendi adamlarını gönderdiler. Adam olamamışları gönderdiler daha doğrusu. Onların hepsi de atıldı. Dış kaynaktan subay olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Kendinizi geliştirin arkadaşlar. Sonuçta harp okulu okumamış olacaksınız. ise zaten kapandı, okumamış olacaksınız. Diğer arkadaşlarınızla arayı kapatmak için çalışın, kendinizi geliştirin. Onlardan daha iyi de olabilirsiniz bu sayede. Yani iki farklı insanı bir tanesini asker liseden, asker lise girişten itibaren sisteme sokup, asker lise harp okulu bitirmesini sağlayıp, bir tanesini direkt dış kaynaklardan alırsanız aynı kalitede ise elbette ki çıktılar değişecektir. Ee, biz de ortalama kaliteye bakıyoruz şu an. Dolayısıyla sizin de kendinizi geliştirmeniz gerekiyor biraz. Bunu başaranlar var. Kendini çok geliştirmiş olan dış kaynaktan gelenler var. Ee, var gücünüzle çalışın. bir bilgisi eksik demiş. Evet maalesef. Olabiliyor. Ama kendini geliştirenler bu sorunu aşmış oluyor. Bilmediğimiz kelimeyi internet yerine sözlüğe bakmanın faydaları. Sözlü karıştırırsanız arkadaşlar daha büyük zahmet harcayacağınız için e, o kelime daha akılda kalıyor. İnternetten böyle anlık saniyelik baktığınız için gözünüz görüyor ve uçuyor gidiyor. Ama sözlük karıştırırsanız altını çizerseniz bir de fotoğrafik hafıza denen bir şey var. E, ben sınavlara da öyle çalışırdım. Altını çizdiğim yerleri kesinlikle unutmazdım. Hafızaya alıyor zaten e, beyin. Herkes de tabii belli derecededir bu ama e, dolayısıyla sözlük karıştırmak bence çok daha mantıklı bu anlamda. Dili öğrenmek zahmetlidir. Bu zahmete katlanmanız gerekiyor. 2013 teorisinde %95'i FETÖ'cü demiştiniz. Hepsi atıldı mı yoksa hala kalan var mı? Etkin pişmanlıktan yararlanıp dışarıda olanlar var. E, henüz atılmamış olanlar da var. Bizim bildiklerimiz. E, maalesef arkadaşlar fetöyle mücadele çok etkin bir şekilde devam etmiyor. Biraz da sulandı. Bu koronavirüs muhabbetinde FETÖ'cü doktorların tekrardan göreve iadesi gibi saçma sapan bir durum gündeme geldi. Bu adamlar zamanında Hipokrat yeminini çiğnemiş. Yine kendilerinden olmayan askeri personele D kodu vererek meslekten atmış. Askeri öğrencilere yine me mezun etmemek için D kodu vermişler. Hal böyleyken bu adamların tekrardan sisteme girip de bize fayda sağlamalarını beklemek çok büyük bir hata olur. Bunlar virüsü bizim aleyhimize oluşacak şekilde bile kullanabilirler. Aleyhimize, bize zarar verecek şekilde bile kullanabilirler. Bu adamlara da güven olmaz. Başvuruların sonuçlarını vesaire sormayın arkadaşlar, bilmiyorum. Personel alım komisyon başkanları talimatla hareket ediyorsa, evet yani öyle hareket ediyorsa zaten yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ama herkes torpille giriyor diye bir şey yok. Torpil Türkiye'nin bir gerçeği maalesef her yerde var. Siz yine de şansınız her halükarda deneyin. Ama siz bugün torpile başvurursanız herkes yapıyor diye, herkes yapmıyor bir kere onu söyleyeyim. Bin kişiden bir kişi bile torpile başvurmuyorsa, siz yapıyorsanız, siz o kişinin hakkını yemiş oluyorsunuz. Ve torpile karşı çıkmaya bundan sonra hakkınız olmaz. Kesinlikle tek kelime edemezsiniz. Dolayısıyla torpil e, imkanınız varsa da denemeyin. Geçen bir FETÖ'cü. Karar Bokulu <laughs> Tam devamını okumayayım. D raporundan tazminat ödenmiyor. E, ödenmesin kardeşim, ödenmesin. Sonuçta bu adam elinden mesleğini alıyorsun. Mevzu o mu sence yani? Tazminat ödemek. Barmeroku Fakültesi avukatı ne oldu? E, arkadaşlar dışarı çıkmak şu sıralar sıkıntı olduğu için e, önce cimer üzerinden bir şeyler yapacağım. Daha sonra e, dışarı çıktığımızda biliyorsunuz bunun. 6 aylık bir zaman aşımı süresi var tehditin, hakaretin ee, ya da buna benzer şeylerin işte. Tazminatta da 1 yıllık bir zaman aşımı süresi var. Bunu kullanacağız ve bunun yanında daha önceden hakaret eden, tehdit eden kişilerin de biriktirdiğim ekran görüntüleri var. Bunların hepsinde çok geçmeden toplu bir şekilde gideceğim. Ee, tabii herkese tek tek başvuru yapmanız gerekiyor. Ee, yine savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Burası herkesin istediği gibi at koşturacağı bir platform değil arkadaşlar. Onlar saygı duymuyorsa biz zoraki bu saygıyı sağlayacağız. Keşke sen sözlü mülakat komisyonunda olsan. Kardeşim işte biz de komisyonla ilgili farklı şeyler duyuyoruz. Keşke olsam. Bazı şeylere müsaade etmemeye çalışırım. Yani elimden geleni yaparım. E, Edemiyorsam da, engel olamıyorsam da zaten orada e, istifamızı veririz. Harbiye'de işkencelere nasıl dayandınız? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Herkesin e, herkesin yaşadığı işkence e, seviyesi farklı. Şimdi her bölükte de topun ağzında olan birisi var. Onu atıyorlar. Daha sonra diğerine çok yükleniyorlar. Tabi eş zamanlı olarak çok kişiyle uğraşıyorlar ama onu atıyorlar. Sonra ikinciye çok yükleniyorlar falan. E, Şimdi en çok uğraştıkları kişiler işte bizim bölükte attılar ettiler. Ee, sıra bize de geliyordu. Bize de çok çektirdiler. Biz de e, pes etmeden e, devam ettik bir şekilde bitirdik. E, pes edenlerin bir kısmı e, hani çok yeter artık ben uğraşmak istemiyorum deyip gidenler de var. Gerçekten hani bir insanın e, psikolojik ve fizyolojik sınırlarının çok çok üzerine gelindiği için... ...artık dayanılmaz hale gelip bırakanlar da var... E, Dolayısıyla bir insanın mesela mesleğe devam edip harb okulunu bitirebilip ya da harbokulundan okulundan bu baskılar nedeniyle ayrılmış olmasıyla bir insan üzerine ne kadar gelinip gelinmediğini anlayamazsınız. Buradan nereye bağlayacağım? Yine ekşi sözlükte yazan birisi öyle yazmış da benim hakkımda. Hani şok mangasında olan şok mangasındadır arkadaşlar. Bunu tutup da hafifletmeye çalışmak. Karşı taraftan birini de tutup onun yaşadıklarını, daha doğrusu yaşamadıklarını, yata yata mezuniyetini çok yatış değilmiş gibi göstermeye çalışmak. Abesle iştigaldir arkadaşlar. Bir insan ya FETÖ'cüdür ya değildir. Bir insan ya şok mangasındadır ya değildir. Bu bu kadar nettir. Şok mangasının içinde de tabii bir %5'lik 10'luk bir e, tam oranı bilemiyorum tabii bu. Bunu biraz daha araştırmamız lazım. Ama küçük bir kesim var. Harp okuluna soru çalarak girmiş. FETÖ'nün adamı olup daha sonradan daha doğrusu FETÖ üyesi diyeyim. FETÖ üyesi olup daha sonradan e, okula girdikten sonra dışarıda görüşmelere gitmeyip şok mangasının anlamında ufak bir kesim var. Onlar da şefkat tokatını yiyen yani kesim. Öyle tabir ediyorlar. Dolayısıyla bir insanın okulu bitirebilmiş, bitirememiş buna bakarak ya da mezun olmuş olamamış buna bakarak bir kişinin şeyini bir kişiyle ne kadar uğraşıldığını anlayamazsınız. Ama arkanızdan tabii sizi aleyhinize konuşmak isteyenler istedikleri gibi atıp tutabiliyorlar. Sanki harp dokunmuş gibi. Okuyan varsa da sırf size itibar kaybettirmek için böyle şeyler yazabiliyorlar e, bir insanın şimdi bu, bu, konu gerçekten önemli. Şimdi harp okulundaki bir harbiyeli benim gerçekten ne çektiğimi görmesi için benim bölümümde benim kısmımda olması lazım. Öyle bile olsa bazen bilmeyebiliyorlar. Bizim kısımdakiler işte geceleri rahat rahat yatarken birçoğu biz gece sabahlara kadar eğitim yaptığımız zamanlar oldu. İşte bunları bilmeyenler var. Ekşi Sözlük'teki o konu konudan bahsediyorum. Hazır yeri gelmişken bahsedeyim diye. Dolayısıyla dışarıdan bir göz sizinle ne kadar uğraşıldığını, nasıl bir şok mangasında eziyet çektiğinizi elbette bilmeyecektir. Sadece dışarıdan atıp tutacaktır. Durum bu yani. Mezun olup olamadığına bakarak da buna net bir şey söyleyemezsiniz. Bazılarının eşiği düşüktür, az bir uğraşılınca bırakır. Bazılarının eşiği çok yüksektir. Çok çok uğraşsalar da sonuna kadar, işte o dübel yazdı ya bir arkadaşımız, onu uygulasalar da yine de mezun olabilir. Buna bakarak böyle bir kıyaslamaya gidilemez. Sizin gibi komutanlar başımızda olsa hiçbir sorun kalmaz. Çoğu rütbeli personel uğraşmamak için veya kariyeri sekteye uğramasın diye yanlışı görünce başını çevirenlerle olmuyor. Kesinlikle katılıyorum kardeşim. Hani bizden çok daha iyileri var tabii ki ama katıldığım nokta şu. Eğer bir haksızlık görüp de bir takım komutanı, bölük komutanı başını çeviriyorsa, sizin arkanızda durmuyorsa bu çok büyük bir yanlıştır. Onlar subay olamamış demektir. Maalesef böyleleriyle de dolu teşkilat. Herkes için demek doğru olmaz ama... Maalesef. İspanyolcayı ben kendim çalıştım arkadaşlar. Ama İspanyolca'da şöyle farklı bir şey uyguladım. Gramerden başlamadım. Yani dil bilgisinden başlamadım. İspanyolca-Türkçe hikayeleri aldım. Eee... Kitap evlerinde var zaten ince. Sıfırdan hiçbir şey bilmiyorum. Türkçesine bakıyorum, İspanyolcasına bakıyorum. He, demek ki bu kelime buna denk geliyor. Daha sonra işte bakıyorum sıfat sona gelmiş, isim başa gelmiş. Demek ki İspanyolca'da sıfatlar sona geliyor, isim başa geliyor. Tek bir örnekten değil tabii ki. Böyle birkaç sayfa gördükten sonra demek ki böyle oluyor falan. Böyle böyle arkadaşlar dil bilgisini de, e, kelimeleri de kendim çözmeye başladım. Daha sonra bu hikayelerden ki bir kelimeyi en, öğren, en iyi öğrenme taktiği, alt alta yazı bezberlemek değildir. Çünkü birden fazla manaya gelebilir. Ee, sizin dilinizde o manalar daha farklıdır. Ee, dolayısıyla işte eş sesli olabilir, ses olabilir falan. Ee, bir parça içerisinde öğrenmek ya da bir hikaye içerisinde öğrenmek çok daha kolay oluyor. Daha sonra ben bunları deftere geçirerek e, sonraki süreçte işin gramerine baktım. Yani gramer kitabında artık ben ne konuda eksiğim, burada gördüklerimin haricinde neler var diye onlara baktım gelişiyor arkadaşlar zamanla. Böyle bir yol izleyebilirsiniz. Ya da direkt kursa gidebilirsiniz. Karar Kararbokul ve Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nin eğitim kalitesi aynı mı? Şu an net olarak bilmiyoruz arkadaşlar. Çıktılarına bakmamız lazım. Şu an ikisi de birçok alan açmış durumda. Jandarma yeni kuruldu biliyorsunuz Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi. Kararbokul da alan sayısını genişletti. Eee çok daha iyi bir seviyeye gelir diye düşünüyorum en azından akademik anlamda. Kalite ortalamaya göre biraz düştü ama o da biraz işte takım komutanı, bölük komutanı sıkıntısından kaynaklı. Çok yenileri verince böyle oluyor. Bunlar aşılacak sorunlar. Şu an bir boşluk var. FETÖ'den dolayı ihraç edilen çok personel var. Onu tamamlamak için çok sayıda alım yapınca, ara sınıflardan alınca biraz böyle sıkıntı oldu. Tabii herkes için söylemiyorum. Kendini geliştiren çok kaliteli kişiler de var bugün. Harbi okulunda çok kaliteli öğrenciler de var. Ama bunun yanında çok kalitesi çok düşük olanlar da var. Onların kendi bir an önce toparlaması lazım. Temenlerin görevi nedir diye bir soru olmaz kardeşim. Teğmenin yaptığı görevler, şimdi takım komutanlığı farklı, yerine göre ilçe jandarma komutanlığı da yapabilir. Tim komutanlığı yani bunu anlatmak bir kere çok uzun sürer. Gerek de yok. Zaten okula girersen, mezun olursan öyle öğrenirsin. Burada konuşmanın bir anlamı yok. Karar Bakanlığı'ndan aldığınız diplomayla şu an işe girebilir misiniz? Ve normal üniversiteden aldığınız diplomayla bir farkı var mı? Şimdi sistem mühendisliği normal bir mühendislik gibi değil tabii. Normal bir mühendislikte daha fazla bir akademik eğitim veriliyor. Bir dönem dışarıdan ders saydırarak ve ekstra ders alarak normal bir işte endüstri mühendisi diploması alabiliyorduk. Kendi adıma söyleyeyim. Ya da elektrik elektronik bölümünde okuyanlar sistem mühendisliğini elektrik elektronik mühendisliğine çevirebiliyordu. Şu an yok bildiğim kadarıyla ama sistem mühendisi arayan yerler de var. Mesela ASELSAN'da sistem mühendisliği ile alakalı bir şey var. Bölüm yer var. Bir kadro var. Kaç kişilik bilmiyorum. Ama bu kadroya girebiliriz diye düşünüyorum. E ee, onun haricinde yurt dışı yüksek sansa bile kabul aldım ben bu şekilde bu diplomayla. Dolayısıyla e, birçok yerde geçiyor arkadaşlar. Yurt dışında da geçiyorsa Türkiye'de de birçok yerde geçiyor. <laughs> Ama dediğim gibi yani 4 yıl sadece endüstri mühendisliği üzerine eğitim alan da ...askeri eğitim almış, spor e, sürekli spor yapmış, e, askeri dersleri almış yine birçok Branşta bir şeyler almaya çalışmış bir kişinin bunun buna ek olarak tutup da e, endüstri mühendisliği dersleri alması tabii ki aynı anlama gelmez. Biz o konuda e, aynı akademik seviyeye ulaşamadık. Sistem mühendisliğini ilk defa duyuyorum. Bazı mühendisliklerin birleşimi gibi bir şey mi? Aynen öyle. Bazı mühendisliklerin değil de birden fazla e, sistemin e, disiplinin diyeyim e, birleşimi. Yani arkadaşlar ben sosyoloji dersi de aldım. Ee, ekonomi dersi de aldım. Makro mikro iktisat da aldım. İstatistik dersi de aldım. Yani sayı, sayısal sözel birçok ders aldık. Bunları birleştirdiğinizde sistem mühendisliği yapıyor. İşte endüstri mühendisleri biraz daha endüstri ağırlıklı, işletme biraz daha işletme ağırlıklı, elektrik elektronik biraz daha eee ona alıyor. E, elektrik elektronik ağırlıklı makine vardı yine bizim dönemde. E, öyle. İşte yöneylem dersi falan aldık. Harp okulunda fiziki eğitim ileri derecede mi yoksa yeterli olacak düzeyde mi? İleri derece ama arkadaşlar yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz. Yani asıl sıkıntı oradan kaynaklanmıyor. Sabretmeniz lazım. Sabredince bir şekilde bitiyor. Yüzde kaçının mezun olduğuna bakmanız yeterli. Türkiye'nin İsrail'in savaş bittikten sonra SS subaylarının saklandıkları delikte bulup cezalarını kesmesinin örneğinin uygulanması lazım değil mi bu FETÖ Yani arkadaşlar çok konuşulur bu biz işkenceden yana değiliz. Sizce bizim başımıza dış kaynaktan alınan kişilerin atanması nasıl buluyorsunuz? Silahlı kuvvetler fetret devrinden geçiyor anlıyorum ama size takım komutan atamaz. Ya fetret devrinden geçiyor demek de çok doğru olmaz ama e, harp okulundaki takım bölü komutanlarının harp okulu mezunu olması kadar doğal bir şey yok. Harp okulu mezunu olmayan bir kişinin harp okulunda takım bölü komutanlığı yapabileceğine inanmıyorum ben. Biz bir harbiyeli olarak söylüyorum bunu. Yapamaz. Yani harbiyelinin geçtiği sırayı bilmeden e, Harbiyeliğe takım komutanlığı yapılamaz. Ama geçiş dönemi şu an e, eksik var. E, onu tamamlamak için böyle yapıyorlar. Daha önceden e, Sutasak'tan yapılmıyordu biliyorsunuz. E, bu da düzelecektir. Siz biraz ara dönemeden geldiğiniz için o sıkıntıyı yaşıyorsunuz. O değil de askeri konu hariç başka konular konuşulacaktı. Evet öyle olacaktı. Yine askeri konulara geldik arkadaşlar. Konuları değiştirebilir miyiz biraz? Şu an kaç kişiyiz? Ben yine göremiyorum. Güncellemem mi lazım. Sayfa yenilemem lazım galiba. Sizin gibi adamlar neden harbiyede takım komutanı yapmıyorlar? Kardeşim bir kere ben jandarmayım. Jandarma olduğum için zaten mümkün değil. Bu saatten sonra ayrıldı biliyorsunuz. Bir de emekli olduk. Normal değil mi? 107 tamam. Bir kişi yazsa yeter arkadaşlar. Ayrıca ben orada gazi ifadesini biyografi kısmından kaldırdım. Bana artık e, komutanım demenize de gerek yok arkadaşlar. Gerçekten yaptığımız her şeyi tutup gaziliğimize yoran kişilere karşı e, usandım ya, bıktım. Gerçekten bıktım. E, i̇şte en son bir albayla kavga ettik. Askerliğin de çok ön plana çıkıyorsun deyince kendisi de profil fotoğrafına <laughs> üniformalı fotoğrafını koymuş. İki kitap yazınca bazıları, herkes değil tabi bazıları iki kitap yazınca kendilerini diğer devrelerinin de çok çok üstünde görmeye başlıyorlar. Ee, kendilerinden daha başarılı kişileri görünce de tabii ki, hani başarılıyım diye demiyorum. Başarılı kişileri görünce de başka yönden ezmeye çalışıyorlar. Karşıdaki kişi dik durunca da kendileri eziliyorlar arkadaşlar. Kırılıyorlar. Siz gazi olduktan sonra Cananım Saygı Yönelik Akademisi'ne verilmeliydiniz. Sizin gibi adamlar harcanıyor. Tayin İstedim arkadaşlar, vermediler. Maliye şube müdürü yaptılar. Eko demiş bir arkadaşımız. Doğru evet. Şu an %100 İngilizce Endüstri Mühendisliği okuyorum. Sizce bunun bize bir yararı var mı? Yani terimleri İngilizce öğrenmiş olacaksın. İngilizce seviyen daha da gelişmiş olacak. Bırakmazsan tabii ki faydası olur. Aynen. Ya hepsine diyemem ama albayların bir kısmı böyle arkadaşlar. Ee, yine hepsine diyemem ama. Şimdi hepsine demiyorum, devrenin hepsine demiyorum. 3 tane, 3 e, jandarmada 98'li 3 albay tanıdım. 98 mezunu. 3'ü de mi sıkıntı olur ya? 3'ü de mi sıkıntı olur? Ve bunlar hep karargahları işgal etmiş kişiler. 3'ü de sıkıntıydı yani. 98 devresini bilmiyorum. Belki aralarında tabii ki iyiler de vardır ama... Benim tanıdıklarım maalesef böyleydi. Sanat, sanat için midir? Sanat toplum için midir? Bence arkadaşlar bunu böyle kısıtlamak yanlış. Sanatı iki farklı kategoriye ayırıp da iki farklı sorunun içerisinde hapsetmeye çalışmak çok yanlış. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Arkadaşınız diyor ki... Cumartesini buluşalım, pazar mı buluşalım? Niye? Yani belki sen hafta içi buluşmak istiyorsun. Ama öyle sorunca sanki o kararı sen vermişsin gibi oluyor. Şimdi sanat, sanat için midir? Toplum için midir? deyince... Sanki sen karar vermişsin gibi oluyor. Hayır. Başka seçenekler de var. Sanatı niye kısıtlamaya çalışıyorsun? Bence sanatın doğası hala anlaşılabilmiş değil. Dolayısıyla sanatın ne için olduğunu anlamak da çok mümkün değil. Ben bu soruya tümüyle karşıyım. Sanatı tabii ki sanat sorgulanabilir, sanat felsefesi yapılabilir ama sanatın ne için olduğunu kesin bir cevabı olamaz. Olsaydı zaten sanat olmazdı. Sanatın bir sınırı yoktur. Karar bakımında İngilizcemiz iyi bir seviyede olunca hazırlığı atlayabiliyor muyuz? Onu karar bakımında okuyan arkadaşlarımıza soralım burada olanlar. Ne kadarlık e, bir şey yapınca e, ya da bir sınava mı giriyorsunuz? Girince kaç net yapınca atlıyorsunuz? Sinan Meydan'ın Atatürk ve Kayıp bu kitabını onu okumadın arkadaşlar ama Sinan, kitap, Sinan Meydan'ın kitaplarını okuyun. Ben takım tutmuyorum. Sanırım isimleri görmüyorsunuz. Ben Celal. Hafta sonu izninde bir ara görüşmek isterim. Yok kardeşim ben seni görüyorum. Az önceki soruyu da sen sordun zaten. Onu da gördüm. İsmini ifşa etmek istemedim sadece. Ee, hafta sonu uygun bir zamanda görüşelim. Zaten sizin izinler iptal şu an. Pardon pardon. İkinci bir emre kadar zaten serbest kaldınız. Bir ara izinler iptaldi. Şimdi serbest kaldınız. Sen Ankara'da mısın bilmiyorum. Ankara'daysan görüşelim. DK sayısı kadar hazırlıktan geçiliyor. Hava Kuvvetleri Personel Kurtarma terör operasyonlarına katılıyorum. Arkadaşlar havacı değilim. Bilmiyorum. Dolayısıyla böyle hava ile ilgili sorular sormayın. Denizle ilgili sorular sormayın. Kara ile ilgili, karar bokullu ile ilgili sorular sorabilirsiniz. Çünkü karar bokulu mezunuyum. Her sene yaklaşık 10 kişi bir üst devreye geçiyor muafiyet sınavıyla. Cevabı aldınız arkadaşlar. Arkadaşlar mesela lazer işaretleme falan tutup bunları niye soruyorsunuz? Bunları zaten öğreneceksiniz. Okuldaki askeri per, askeri personelin de, askeri öğrencilerin de birçoğu bunları zaman içerisinde öğreniyor zaten. Şu an bilmenizi gerektirecek bir şey yok. Hani bu alanda kitap yazacaksanız zaten askeri personeli bulur sorarsınız, edersiniz. E, mülakat yaparsınız, röportaj yaparsınız. Ama tutup da burada sormanızın çok bir mantığı yok. sizi D kodu vererek atmak istediler mi? Şöyle oldu. Birinci sınıfın sonuna doğru arkadaşlar şokçulardan büyük çoğunluğu belki de hepsi bilmiyorum. Ama şokçulardan büyük çoğunluğu vardı. RDM'ye gönderildi zoraki olarak. Gönderilirken de bir tane zarf veriliyor size. O zarfı açamıyorsunuz. Zarfın içerisinde ne yazdığını bilmiyorsunuz. Takım komutanı oraya bir şeyler yazıyor. Siz onu RDMC'ye veriyorsunuz. O da bakıyor. Artık ne yazıyorsa kısmet. Ee, beni şeye sevk ettiler. Hastaneye sevk ettiler. Hastaneye gittim. Ee, onlar baktı. Holter cihazına bağladı. İşte kalpte falan da herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Etmedi. Ee, düzeltiyorum. Nasıl oldu? ha şikayetinde falan dedi. Dedim herhangi bir sıkıntı yok. Ee, hani gelmişken de en azından şey söyleyeyim dedim. Yani e, kalple alakalı bir takım Sıkıntılar vardı, kalbim çok atıyordu benim. Onu şey yaptık. Ya beni orada holter cihazına falan bağladı. Çünkü başka bir sıkıntımız yoktu. Oradan da bir şey çıkmadı kalple ilgili. Ee, ondan sonra şey oldu. Ee, RDM'de her hafta Cuma günü istersen burada e, sana seans düzenleyebiliriz dediler. Bizim de eğitim günleri Cuma günleriydi. Şimdi ben bunu kabul etseydim hele birinci sınıfım Cuma günleri eğitimden mi kaçıyorsun diye zaten şok mangasındayız. Biraz daha uğraşacaklardı. Ben de istemedim. İstemeyince antidepresan verip gönderdi. Antidepresanı da zaten bir süre kullandım. Baktım yan etkileri çok fazla. istemedim yine. Doktora söyledim ve kullanmaktan vazgeçtim. Bunu kullandığım süre zarfında da zaten çok uyutuyor. Birkaç kez ceza aldım yine. Bir tanesi sadece uygun görüldü. Geri kalanlardan ceza aldık. Savunmalarım bir uygun görüldü. Ee, öyle yapmaya çalıştılar arkadaşlar ama herhangi bir şey çıkmadı Bu şekilde atılanlar da vardı ee, Sağlıktan D kodu verilip Kalpten özellikle sıkıntı yaratıp veriyorlardı ee, Böyle bir şey vardı Ben de hastaneye kalpten niye gittim? Kalbi niye söyledim? Asker ise son sınıftayken e, Besçilerden bir tanesi bana Eğer kalp atışı 200'ün üzerine çıkarsa e, Bir anda saydırmaya başlar ve çok kötü olur Direkt ölebilirsin dedi Ben de o yüzden söylemiştim onu Neyse ki kalpte bir şey çıkmadı. Gayet e, iyiymiş kalbimizde. Harbiyede hazırlığı atlama kaldırıldı diye bir duyum aldım. Doğruluk payı var mı? Arkadaşlar söylesinler. Resim için yetenek mi gerekli yoksa üzerinde çalışarak aynı sonucu varılır mı? Yetenek arkadaşlar sizi bir sıfır önde başlatır. Ama yetenek her şey değildir. Zamanla körelir. E, yeteneğiniz yoksa da belirli bir seviyeye kadar resim öğrenebilirsiniz. Yani yeteneği olan birisi bırakmışsa çalışmayı, siz yeteneğiniz yokken onun seviyesine kadar çıkabilirsiniz. Ama hiçbir zaman yeteneği olup da e, kendi de çok gelişmiş bir insanın seviyesine çıkmayı beklemeyin. E, yine hani bir şeyler yaparsınız ama o sizden çok çok önde olacaktır. eğitim mi tecrübe mi? Ya bence eğitim de önemli. %30 eğitim %70 tecrübe diyebilirim. Eğitim de önemli. Yani bugün askeri okumayanların bir kısmının hepsi için diyemem tabii. Ee, bahanesi de bu oluyor işte. İstersen 10 yıl askeri öğrencilik yap. Ee, bir günde bazen öyle bir şey öğreniyorsun ki işte 10 e, yıla bedel falan. öyle bu yalan arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Bu askerisi okumayanların askerisiye çamur atmak için kullandığı bir ifade. Böyle bir şey yok. Eğitim de önemli. Tecrübe de önemli. Mektebi asli kıta. Zeka mı tecrübe mi? Yani zeka mı tecrübe mi aslında bence şey gibi. Yetenek mi çalışma mı? Yani orada yeteneğe yüzde kaç, çalışma yüzde kaç veriyorsak zeka ve tecrübeye de o şekilde bir dağılım verebiliriz diye düşünüyorum ben. Zeka da önemli. Yani zeka yetenek gibi düşünün. Tecrübeyi de çalışma gibi düşünün. Kişiden kişiye bu değişir. Ben subayların sadece askeri bilgisi olduğunu düşünüyordum ama görüyorum ki her geliştirmişsiniz. Ön yargılarımı kırdığınız için teşekkür ederim. Yok kardeşim estağfurullah ben sadece farklı alanlarda okumayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Şimdi şöyle bir düşüncem var benim. Bunu Film Freeway diye bir site var arkadaşlar. Oraya CV'nizi yüklüyorsunuz. Kısa film yarışmalarına katılabiliyorsunuz oradan. Yurt dışındaki, dünyadaki birçok yarışmayı oradan takip edebiliyorsunuz. Oraya da İngilizce bir CV'nizi yüklemeniz isteniyor. Ben oraya da yazmıştım. Hayatta doğru bir karar verebilmek için tüm yönleriyle düşünmek gerekiyor ya. Dolayısıyla sizin de tüm yön doğru bir karar verebilmek için birçok şeyi biliyor olmanız gerekiyor. Yani sadece sayısal sözel değil, bunların da dışına taşıp artık çok çok farklı alanlarda bilim gelişti. O alanlarda da yorum yapıp top topyekun bir karar vermeniz gerekiyor. Bence en doğru karar budur. Yani bir çember düşünün. Bu çemberin herkes bir ucundan tutuyor, çekiyor. Herkes bir şeyci olmuş. İşte o yüzden dava adı altında örgütlenenlerin peşinden gitmeyin diyorum size. Çünkü biz noktadan sonra kör olmaya başlıyorsunuz. Ya da parti tutmayın mesela. Ülkenin menfaatlerine hangisi uygunsa o dönem onu seçersiniz. O da değişebilir zaman içerisinde. Bazı partiler iyi başlıyor sonradan kötü oluyor. Dolayısıyla bunların tümünü bırakın bir kenara. Ee, bir şeyci olursanız, bir şeyden taraf olursanız illaki zamanla kendi hatanızı görmemeye ya da kendi grubunuzun hatalarını görmemeye ve karşı e, tarafın e, iyi yanlarını görmemeye başlarsınız. Ve hep çemberin ucunda kalırsınız, kenarında kalırsınız. Hiç merkezine taşamazsınız. Şimdi daire içi dolu alan demek zaten. Daire olarak düşünelim o zaman. O merkeze hiçbir zaman yaklaşamazsınız. Eğer çemberin etrafındaki o tüm alanlar konusunda bir şeyler bilirseniz o dairenin merkezini o zaman tutturabilirsiniz. Bunu başka hangi örnekle şey yapabiliriz? Mesela atış yapacaksınız tamam mı? Aklıma yeni geldi. Namluyu doğrulttunuz arkadaşlar. Namlunun da 360 derecesinde 360 tane ip olduğunu düşünün. Şimdi farklı düşüncedeki insanlar siz hedefe doğrulttunuz. Birisi sağdan çekiştiriyor, birisi soldan çekiştiriyor, birisi aşağıdan çekiştiriyor. Eğer tek bir düşüncedeki birisi sizin damlunuzu bir tarafa çekerse atış sapar değil mi? Hedefe gitmez. Karşıdan da birisi çekerse en azından şeyi tutturursunuz. Ee, horizontal, yatay olan kısmı tutturursunuz. Ama dikey kısımda yine hata yapabilirsiniz. İşte birisi yukarıdan çektirirse yukarı gider, birisi aşağıdan çektirirse. Dolayısıyla sizin 360 derece den bilginiz olması lazım ki her tarafa yönelik düşünmelisiniz bir karar verirken. Ben oradaki seviyede bunu yazmıştım. Ben o yüzden birçok farklı alanda okumaya çalışıyorum ama çok başındayım işin. Askeri personelin en büyük sıkıntısı da okumaması arkadaşlar. Talimname zaten okunmuyor. Askeri bilgi zaten geliştirmeye çalışılmıyor. %90'ı zaten okulu bitirir bitirmez üzerine bir şey koymadan gidiyor. Birazcık üzerine bir şey koyanlar kendini geliştirmiş oluyor. Bir de arkadaşlar benim kıstasım şudur. İleride bir çocuğum olduğunda onun soracağı tüm sorulara yanıt verebilecek seviyede olursam işte o zaman ben kendimi geliştirmiş sayarım. Çünkü bir çocuğun en güzel felsefeyi çocuklar yapar çünkü her şeyi sorabilirler. Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. Bir çocuğun sorabileceği sorunun ucu bucağı yok. O kadar geniş bir skalası perspektifi vardır ki Tanrı'yı bile sorgulayabilir yani. Bunu birçok insan yapamıyor bugün biliyorsunuz. Ee, zamanla biz kalıplaşıyoruz, tek düzü oluyoruz, ee, kendimizi çok soyutluyoruz birçok konudan. Eğer kendi çocuğunuzun sorduğu tüm sorulara yanıt verebilecek yeterlilikteyseniz o zaman kendinizi geliştirmiş sayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Hazırlık sınıfı kaldırılmadı, bilgi asılsızdır. Yok öyle demedi arkadaşlar. Arkadaşımızın birisi hazırlık sınıfından atlama olayı kaldırıldı diye duydum dedi. Operasyonda sorumluluğu sormuş birisi. Arkadaşlar, bir yandan güzel karar vereceksiniz ama bir yandan da çok ağır yük olabiliyor. İnsanları ölüme de götürmeniz gerekebilir. Ee, ya işte binaya gireceksiniz, patlama riski çok yüksek, içeride EYP olduğu mutlak e, timden personel seçiyorsunuz. Seçtiğiniz kişinin sabah e, seçmediğiniz kişi çıkacak sabah ama seçtiğiniz kişi sabaha çıkmayabilir, siz de çıkmayabilirsiniz. Bunun kararını vermek gerçekten büyük sorumluluk. Hani diyorlar ya bazen, "Oh, komutan yani her dediği oluyor. Ne kadar güzel. Keşke biz de olsak." Öyle değil arkadaşlar. Bu işin sorumluluğu çok yüksek. Ve yanlış bir karar verirseniz bir ömür onun vicdan azabıyla yaşama riskiniz var. Ee, çok kötü. Yani Allah kimseye yanlış bir karar verdirmesin. Bugüne kadar da şükür öyle bir şeyim olmadı. Ee, yani şehit verdiğimiz olayda bile işte gerekirse biz şehit olalım deyip önden girebiliyorsunuz öndeki ekiple. Arkadakiler şehit oluyor hani bu yapabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor bazen. ama gerçekten şunu da yapsaydım, onları kurtarsaydım dediğiniz bir şey olursa bir ömür onun vicdanını yaşarsınız. Vicdan azabını yaşarsınız. Bu çok kötü bir şey. O yüzden sorumluluk yükü her şeyden ölümden de ağırdır diyor ya Mustafa Kemal Atatürk. Aynen öyle arkadaşlar. Ya ben çok duydum bazı komutanlarımdan adamlar Olacaksa bana bir şey olsun. Ben sonrasında bunun hesabını veremem ailesine diye e, önden gidiyor. Normalde tim komutanının neyse bunu söylemeyim. Yani bulunması gereken yeri söyleyecek mi de? Bunu söylemem çok doğru olmayacaktır. Böyle arkadaşlar. Ve teröristin biri time silahını doğrulttuğunda ilk önce tim komutanını indirmek ister. E, i̇lk önce onu vurmak ister. Bölük toplu bir şey yapıyorsa ilk bölük komutanını vurmak ister. Öyle de bir durum söz konusu. Ama sisteminizi çok iyi eğitmişsiniz. Sizin yokluğunuzda da iyi iş çıkarabilir. Ben çok şanslıydım tim. Yani iki farklı tim emir komut ettim. İkisi de çok güzeldi. Çok iyi, çok fedakarlardı. Ben o yönden şanslıydım arkadaşlar. Börü filmini ben sevmedim arkadaşlar. Yani hiçbir şeyini sevmedim dizisi nispeten daha iyiydi ama filmini sevmedim. Gerçekçilikten çok uzaktı. Kuleli kanlarımız Aklıma geldikçe anlatayım. Önceki yayınlarda anlattık. Buraya da diğer askeri serilerden ve Kuleli'den arkadaşlarımız geldiğinde yine... Bu arada Kuleli'den bir arkadaşımla geçen konuştum. Ankara'ya gelecek. Gelince oturup anlatacağız. Öyle olunca daha güzel sohbet, muhabbet ortamı dönüyor. Şuraya çay, kurabiye falan koyarız arkadaşlar. Çok güzel bir ortam olur. Böyle tek anlatmak biraz daha zorlayabilir. Öyle olunca konu konuyu açıyor. Karşıdakinin aklına başka bir şey geliyor. İlk çatışmada donup kaldınız mı? Yok bende olmadı. Olabiliyor arkadaşlar. Bunun adı şok. Şoka girenler de olabiliyor. Normaldir. İnsanın doğasında vardır. Bende öyle bir şey olmadı. Zaten herhalde ben donup kalsaydım büyük ihtimal şu an yaşamıyordum. Neydi o üst devreyi dövenler? <laughs> Yüzün kırmızı beyaz mı demiş birisi. Işıktan kaynaklıdır arkadaşlar. Şu an ben de öyle gördüm. Şuradaki ışık biraz fazla. Buraya farklı yansıyor olabilir. Her insanın kendine az cevabı vardır. Komple. Sizin aklıma geldikçe anlatayım. Öyle mi diyorum? <laughs> Galiba öyle diyorum. Kuleli'den bir arkadaşım gelecekleriniz Yok arkadaşlar o Gazi değil. O şok mangasında olup daha sonradan ayrılan bir arkadaşımız. Sivil Üniversite okudu. Işıklardan var yine gelecek bir kardeşim. Devrem yine. O mezun oldu. Ve asla anlatmıyorsunuz. Kardeşim anlatıyoruz ya. Sen geçenki yayınlarda yoktun galiba. Havacı kısmında nedenmenin sebebi fetö mü? Valla o kadar irdelemedim. Gözüm gerçekten bozuktu. Ama ikinci doktor hiç sorgulayıp şey yapmadan direkt e, hani çağırıp konuşmadan. Bazı doktorlar konuşuyor çünkü direkt eledi. İlk doktor arada kalmıştı, kararsız kalmıştı. Geçirmişti ihtimal e, ben vebalini alamam diye. O fetöcü değil zaten de. Diğeri niye öyle yaptı bilmiyorum ama elimde de veri yokken bu adama fetöcü demek çok doğru olmayacaktır. Gözüm gerçekten bozuktu arkadaşlar. Eray anlatıyoruz anı ya. Her yayında vardım diyorsun. Anlattık. Arkadaşlar anlatmadık mı? Harbokul anılarından iki yayın boyunca bahsetmedik mi? Hele bir gün baya baya anlattık. Şok muhabbetlerinden de bahsettik. Besten devre kaybı ne demek? Spordan devre kaybı. Sınavları verememek demek. Veremeyince devre kaybediyorsunuz. Kulel'den gelen arkadaşım şu an doktora yapıyor arkadaşlar. Bir yerde de çalışıyor doktora yapıyor aynı zamanda. Yaşta balyozdan dönen askerlerin emekli edilmesi. İşte arkadaşlar bugün yana 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 yakla onları arıyorlar. Bak kulelde kolayları anlatmışız bir arkadaşımız yazdı. Bu arada geçen Kamera buradaydı böyle konuşuyorduk. Daha doğrusu sizin yazdıklarınız buradaydı. Çaprazdan konuşuyorduk ama şu an daha iyi değil mi? Kameraya karşı konuşuyormuşuz gibi bir algı oluyor herhalde. Kameranın altından okuyorum sizin yorumlarınızı ben. Güzel bir sistem kurdum. Daha çok ararlar, kesinlikle daha çok ararlar. Sürekli anlatıyorsunuz. Hatta bir yayınınızı anlarınıza geniş yer vermişsiniz. Aynen. Ya Eray, kardeşim bak anlatmıyorsunuz demiştin. Eğitim zayiatı çok oluyor mu? Yok çok olmuyor arkadaşlar. Piyade olmasaydın hangi sınıfı tercih ederdiniz? Jandarma kardeşim. <laughs> Zaten piyade değilim ki. Kurmaylık sınavı zor. Ama işte bu FETÖ zamanında soruları verdikleri için bazılarına, bazıları için daha zordu. Bazıları için de çok kolaydı. Okuldaki tüm komutanlar, tüme yakını kardeşim, birkaç komutan hariç okuldaki tüm takım bölü komutanları FETÖ'cüydü. Bugün hep atıldı zaten. Onlara da sürüyorlardı bir dönem falan okulda takım komutanlığı yapınca gönderiyorlardı. Böyle komutanlarından FETÖ'cü olmayan yoktu herhalde. Ama takım komutanlarının hepsi tam, tamamına yakını FETÖ'cüydü. Olmayanlar vardı tek tük. Onları da zaten arka okuldan gönderiyorlardı. Önce kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlardı. Çekemeyince gönderiyorlardı. Ceza falan veriyorlardı. Harb okulunda okuyan arkadaşların bazılarının tek amacı okulu bitirip para kazanmak. Amaç bu olunca insan da kendini geliştirmiyor tabi. Demiş. Sen harbi misin kardeşim? Bazı arkadaşlar ısrarla aynı soruları soruyorlar. Arkadaşlar yanıtlamıyorsam, yani görmezden geliyorum bazılarını. Burada konuşmamız da çok uygun olmaz çünkü. Uygun olmama sebebi de şu, Tüm konuyu ona ayırmamız lazım. Onun için ayrı bir program yaparız. Ondan yani, ondan bahsediyorum. Şimdi o konulara girersek çok derin olacak. Burada biraz da sohbet edelim istiyorum. Piyade ve jandarma olmasaydınız hangi sınıfı tercih ederdiniz? Bu soru da zaten e, temelden hatalı. Bir insan iki sınıfta olamıyor ya. Sonradan olabilir tabii yardım sınıfa geçebilir. Ya da yardım sınıftan mahkemeye verip raporu yanlış verildiyse normal bir sınıfa geçebilir. 18 yaşındaki Erhan'a dönsen ilk tavsiyen ne olurdu? Arkadaşlar az gelse son sınıfta oluyorum tabii 18 yaşında. Şok mangasına gireceğimizi tabii o zaman bilmiyoruz. İntibak eğitimine geliyoruz. Tavsiyem ne olurdu? Herhalde FETÖ'yü biraz daha araştırmak olurdu ya. Çünkü şu an başıma ne geldiğini bildiğim için o zaman da ne geldiğini biliyor olarak mı şey yapalım? Eğer biliyor olsaydım FETÖ'yü biraz daha araştırırdım. Bilmiyor olsaydım bilmemek daha güzel. Başımıza ne geleceğini bilince daha kötü oluyor. Bilmiyorum ya o döneme gelsek. Askesinin başına daha fazla İngilizce çalışır, daha fazla kitap okur, daha fazla gezerdim. Özellikle izinlerde. Sürekli İstanbul'u keşfetmeye çalışırdım. Onu yapardım. Kolumdan bizi kandırmışlar. Hepiniz piyadesiniz. Yok öyle bir şey kardeşim. Harp okulunda verilen eğitim piyade eğitim ama dediğin doğru. Öyle bir şey yok. Masa başı görevi istemediğinden emekliliği seçtim dediğiniz komutanım. Sizin yerinizi kimlerin dolduracağı belli değildi. Bunu düşündünüz mü acaba? Peki şunu düşün kardeşim. Ben nerede daha faydalı olursam orayı seçmek e, teşkilat içinde daha iyi değil mi? Yani ben vatana bu şekilde daha faydalı olduğumu düşünüyorum. Daha faydalı olacağımı düşünüyorum. Birçok projem var. Ama diğer türlü e, Ya tabii o şekilde de fayda sağlayanlar var ama benim için durum farklı. Tamam ya yani böyle bakmak lazım. Şöyle düşün. Yani biz devam ediyoruz diyelim. E, yarın bir gün bizi bir şekilde bu sefer de yeni gelen yapılanma e, gönderdi. Yerimize yine onları soktu. Bu sefer e, hayata daha geriden başlayıp daha az şey başarmak mı? Şimdiden atılıp daha çok çalışıp daha çok şey başarmak mı? İşte artısına ikisine bakmak lazım. Ben de oturdum düşündüm. İyi düşündüm. Buna karar verdim. Yani bir karar verdikten sonra geriye bakmak da çok mantıklı değil. Bu sefer hep tökezlersiniz. Hep tereddüt edersiniz. Tereddüt etmek iyi bir şey değil. FETÖ ifşa edilmeden önce de harp okulunda terslik olduğundan şüpheleniyor muydunuz? Tabii ki arkadaşlar biz biliyorduk. Biz harp okulunda biliyorduk. O intibak bittiğinde falan e, sonraki süreçte bir şeylerin döndüğünü biliyorduk. Anladık sonra bunun FETÖ olduğunu. Ama işte kimi kime şikayet edeceksin? Okuldaki hemen herkes öyleydi. Diksiyon eğitimi 6 hafta sürüyor demiştiniz. Etkisini gerçekten hissediyor musunuz? Ben eğitimi aldım. Eğitimi aldıktan sonra hiç çalışmadım. Yani ara ara kitap okumak haricinde seviye bu. Keşke çalışsaydım. Etkisini hissediyorsun evet. Keşke çalışsaydım. Şu an çok daha farklı olabilirdi. Bundan sonra da çalışacağım. Şu işleri yoluna koymaya çalışıyorum. Günde arkadaşlar 10 dakika, 20 dakika diksiyon çalışsanız emin olun 6 ayda muhteşem bir seviyeye gelirsiniz. Birisi iş var demiş. İyi geceler o zaman. Bir saat oldu muhabbet sarıyor bayağı. Bir saatte aslında kapatacaktım öyle planlamıştım ama biraz daha devam edelim kapatırız. Hangi sporlarla ilgilendiğini sormuş hayatınızda demiş. Ya ben harbiden okulun başında askeri pentatloncuydum arkadaşlar. Askeri pentatonun 5 branşıyla zaten ilgilenmiş oldum. İşte yüzme var, bomba atma var bunun içinde. Hani bunu spor olarak görüyor musunuz bomba atmayı bilmiyorum ama işte pentaton parkuru var. Bunun gibi şeylerle ilgilendik zaten vücut ağırlığıyla yapılan şeyler ya da bodybuilding vücut geliştirme bunlarla da ilgilendim. E, askeri okullarda oluyor zaten spor salonları orada yapıyorsunuz. E, sınavlar gereği zaten yüksek atlama, halat, uzun atlama bunlarla da ilgilendik. 100 metre sprint yine bununla da ilgilenmiş olduk. Hatta bizim Kuleli'de lazerle bir sistem getirmişlerdi foto finish. Oradan ölçüyorlardı. 100 metrede zaten e, bir saniye de geç basabilirsin belki refleksin zayıfsa. Saniye geç saliselerle zaten aldığın puanlar çok oynuyordu. 20 puan 30 puan atabilir. Böyle bir sisteme geçilmesi güzeldi. Onu da yaptık. 3 adım atlama yine. Galiba göstermişlerdi. Aynen göstermişlerdi. Askeriyede çok fazla branş vardı arkadaşlar sporla ilgili. Güzeldi yani. Harbokum'da sadece sporcular bunu yapıyordu ama. Tekvando. 5-3 saatlerinde tekvando aldık. GGM. Göğüs göğüse muharebe. Ki bunu sivilde göremezsiniz zaten. Yorumlara bakıyorum da. Diksiyona nasıl çalışılır? Arkadaşlar diksiyon için dil tembelliği ve Ağız, tem, dudak tembelliğinden oluyor birçok sıkıntı. Bu tembelliği açacak bir takım egzersizler yapıyorsunuz. Sesinizi açmanız gerekiyor. Onun için bir egzersiz yapıyorsunuz. Bunu her gün tekrarlamanız gerekiyor. İşte yüksek sesle kitap okuyarak bunu destekleyebilirsiniz. Kitap okudukça da zaten bu gördüğünüz eğitimi uygulamış oluyorsunuz. İnsanlarla konuşurken buna biraz daha dikkat ediyorsunuz. Havacılık istiyorum dediniz. Neden karavacılık seçmediniz? Karavacılık seçtim kardeşim. Yine gözden elendim. Diğer her şeyden geçtim. Yine gözden elendim. Hiç dini sorguladınız mı? Bence herkes sorgulamalı kardeşim. Ben de sorguladım tabii ki. Orgeneral Yılmaz Uyarak ne düşünüyorsunuz? En çok onun döneminde bu olaylar oldu. Kendisi açıklama yapma gereği duymadı. Vallahi kardeşim. Yani sıkıntılı bir dönemdi, bu kadarını söyleyeyim. Sıkıntılı bir dönemdi. Perpa TV'de ücretsiz diksiyon kursu var, 16 videoluk. Ben izledim, bayağı faydası oldu. Bilgim yok kardeşim. Eleyen doktoru araştırmadım. Ee... Ya gözüm gerçekten bozuk olduğu için araştırmadım arkadaşlar. Bozuktu yani. Hani bozuk olmasa da beni bir şekilde elese ben araştırırdım. İşin peşine düşerdim. itirazım ederdim ama. Ki de ilk etapta bu olduğu için itiraz ettim. Ee, i̇lk doktor geçirdi. ikincisi eledi. E sonradan Harbokun'a geldiğimde zaten bozuktu. Gözlükle kullanıyordum. Doğal karşıladım bunu. Ama bozuk olmasa da elenseydim. Tabii ki araştırırdım. İtirazımı da yapardım o dönem. Hayatınıza keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey var mı? Var. Var. Almaz olur mu? Her insanın hayatında vardır ama bazıları bununla yaşamayı biliyor, mutlu oluyor. Geriye dönüp bakmıyor. O dönem o gerekiyordu diyor. E ben de bazıları için öyle diyorum. Bazıları için keşke yapmasaydım da diyorum. Baban ya da annenin sabıkası okula girmeye etkiler mi? Yüz kızartıcı bir suçsa etkiler kardeşim. Adamın ham maddesisiniz demiş. Adam değil miyiz yani kardeşim? Daha fabrikadan çıkmadık mı yani? Bixi mi MG3 mü demiş. Bence Bixi. Geçen yayında da sordunuz bunu. Karar izne çıktığınızda ne yapıyordunuz? Ben askerse de değil ama har evciydim arkadaşlar. Eve gidiyordum. Zaten maddi durumda çok iyi olmadığı için dışarıda çok gezemiyordum. Doğrudan eve gidiyordum. Çok mangalarından atılanları sivil hayatında da rahatsız ediyorlar mıydı? Yok. Yani buna ilgili bir şey duymadım. Bilgim yok. Zaten askeri sistemde istemiyorlar onları. Attıktan sonra amaçlarına ulaşmış oluyorlar. Abi senin sakalın varmış ya. Hmm, yeni mi gördün? Aspava yediniz mi hiç? Sorulara bak. Tek tek atmayı deneyin bakalım. Tek tek derken neyi kastettin kardeşim? Sakal hafiften çıkınca kilo aldınız diyemiyorlar. Ya bence olay tişörtle alakalıydı. Geçenki tişört gerçekten kilolu gösteriyordu. Şu anki tişört. Bu arada bir ipucu arkadaşlar. Ee, Göte'nin renk öğretisi kitabında da yazıyor. Beyaz renkler e, sizi olduğunuzdan daha kilolu siyah renkler olduğunuzdan daha ince gösterir. Bunu zaten kadınlar biliyordur ama biraz ondan kaynaklı zannediyorum. Yani tişörtün rengi açılınca daha kilolu durabilirsiniz. Fermante üzüm suyunda favori rengin nedir abim demiş. Kırmızı kardeşim. Şırnak kabar bir satış videosu. Sıkıldık demiş birisi. Hep askeri sorular. Arkadaşlar konuyu değiştirin o zaman. Başka şeyler sorun lo muhabbet hep makarna yüzünden. Evet bir dönem makarnaya sardık. Olabilir. Arkadaşlar ben 2016'da yaralandıktan sonra zaten 2 yıl tedavi süreciydi. Ondan sonra da spor yapamadım. Bir spor aleti aldım evde yapayım diye. Onu da yapamadık. Öyle kaldı. Ee, önümüzdeki ay başlıyorum spora. Önümüzdeki ay spora başlıyorum. Bir de ondan sonra görün bakalım. Az sondaki vücudumuza ulaşabilirsek bir de ondan sonra görün. O döneme ait de Akıllı telefonlar yoktu, fotoğrafımız da yok. Keşke olsaydı. Petra olayı hangi zaman diliminde gerçekleşmiş bir bilginiz var mı? Ya Petra olayı dediğimiz Petra zaten orada duran bir yer. E Emevi abbasi savaşı döneminde taşınıyor bu Kabe iddiaya göre. E Emevilerle Abbasilerin yaptığı savaş. O dönem. Ben der de pazartesi başlıyorum. Ben bugüne kadar pazartesi dedim mi kardeşim? Önümüzdeki ay dedim. Başlıyorum. O zamanda ama Kasım var diye dalga geçerler. Ben size şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Ben Harboku'na ilk geldiğimde Harboku'ndaki devre arkadaşlarım bana ee, kaç numara giyiyorsun diye soruyorlardı yani bench press'i de fazla basıyorduk. Ondan dolayı böyle söylüyorlardı kaç numara giyiyorsun diye. Yani çok detaylı açıklamayayım. Gerçekten çok iyi bir vücudum vardı. Hatta intibak eğitiminde HE baş harflerini vereyim sadece. Bana bağırırken Erhan Kaleli vücut var ama ses çıkmıyor. Hani bir bahane buluyorlar illaki. Vücudu da es geçemiyor şimdi. Oraya da bir şey diyemiyor. Böyle bağırıyordu. O dönem çok iyiydik arkadaşlar. Yaralandıktan sonra falan işte. Harp okulunda zaten spor yapamadık. Sürekli iş kösüyorlardı. İş yaptırıyor. Ez, eziyet çektiriyorlardı. Kaslar yıkıma uğruyor biliyorsunuz. Protein alamadan. Hele Menteş'te protein hiç alamıyorsunuz. Sürekli e, ağır fiziksel eğitim. Bu kasın gelişimini çok olumsuz etkiliyor. Var bir fotoğrafınızın instada demiş. E, asker lise döneminden ha evet bir tane var, bir tane var. Eee Gömleğe kuleli resmi çiziyordum değil mi? O fotoğraftan bahsediyoruz. Ama otururken ki halim. Bir ayakta görseydiniz çok güzeldi. Film önerilerinizi severek takip ediyorum. Savaş Vadisi ve En Uzun Gece filmlerinin The Longest Day en uzun gün. Filmlerini sizin tavsiyeniz izledim. Yeni tavsiyeniz var mı? Şintler'in listesini izleyebilirsin. Şintler's List. Onu izleyebilirsin. Yemekler et mı oluyordu? Yani evet askeriye de et yemeği ağırlıklı oluyor ama e, yeterli gelmeyebiliyor bazen Menteş döneminde. Zaten yemek yiyecek vaktinde olmuyor. Yani bizim kahvaltı için bize verilen süre 5 dakika 10 dakikaydı. Zaten o sürede sıra gelmiyor. E sıra gelmeyince ben çoğu zaman tuzu yalayıp öyle gittiğimi biliyorum. Ya da ekmeğin üzerine tuz döküyordum şöyle. Bir tane ekmek alıyordum şöyle bir dilim. Üzerine tuz döküyordum yiyerek gidiyordum. Bir gün işte hiç yemek yemedim. Elma aldım. Elmayı tam ısıracağım böyle. Çok da güzel bir elmaydı. Harbi okulu birinci sınıfın menteş kampındayız. Üçüncü sınıflardan biri e, at o elmayı çöpe dedi. O elmayı çöpe attırdı. O elmayı hala mesela şey yaparım. Aç aç eğitime gitmiştim. E, güzel de bir elmaydı. Gözümde kaldı. Aklımda kaldı. Hala hatırlarım mesela olayı. Bunun gibi arkadaşlar çok oluyordu. Bayılmayalım diye 30'u da yalıyorduk. Yani şimdi öyle değildir. Şimdi yemek için zaman veriliyordur diye düşünüyorum. Bir de biz manga taarruza gidiyorduk daha çok 21. bölükteyken. HP sağ olsun. Biz gelene kadar yemeği zaten tüm bölükler yemiş oluyordu. Biz geldiğimizde zaten vakit kalmıyordu doğru düzgün. Yolda geçiyordu hep. Manga taarruzu bugün Harbiye'li arkadaşlar bilir ne kadar uzak olduğunu. Biz gelene kadar millet yemeğini yemiş, istirahatını etmiş oluyordu. Biz geldiğimizde yemeği yiyip hemen içtimaya çıkıyorduk tekrardan. Zaten vakit kalsa da biz o vakitte dinlenemiyorduk da bazı e, kimseler şok mangası diyelim. Ya ben şeyi anlamıyorum. Bir gün işte e, yine eğitime çıkacağız. MD var o zaman. Takım komutanı. Arkadaşlar şimdi ben önümdeki de e, şokçu, ben de şokçuyum. Evet. ÖKC o da. Onun adı da. ÖK adı da ÖK'ydı bak. Ee, o okulu bitirdi sonra ayrıldı. O önümde arkadaşlar yüzümüzü çamur gibi boyuyorduk. Baktım bu şey yapıyor. Normalde hani az bir boyarsın yüz parlama yapmasın falan diye. Ee, baktım bu çamur gibi her tarafına sulamış etmiş eğitimden önce. Zaten 55 derece sıcak. Bu buradan terledikçe onu kullananlar bilir aramızda harbiyeli varsa. Acayip terletiyor arkadaşlar o. Havalamadığı için yüz. Hayvan gibi sıvamış etmiş lan dedim ne yapıyorsun? Beni tanımasın diye yapıyorum dedi. Ben de hayvan gibi yaptım böyle her tarafına sürdüm vurdum. İşte yürümeye başladık tam birerlik oldu ilerliyoruz. Direkt MD başladı. EOK işte onun adını söylemeyeyim. Erhan Kaleli yat. Direkt başlıyorlardı zaten onlar yürürken biz sürünerek gidiyorduk. birerlik oldu birilerinin yürümesi birilerinin sürünmesi mümkün mü? Ama yapıyorduk işte. Bu şeye Kırgız'a giderken ben mesela e, hiç sürünmeden, etmeden ya da sıçramadan e, bölükle beraber gittiğimi hatırlamıyorum. Her seferinde biz arkada sürünerek, sıçrayarak, bölüğe yetişmeye çalışarak. O kompozit başlığının içi arkadaşlar su oluyordu. Bildiğimiz su. Böyle başından çıkardığında içi bildiğin su oluyordu. Ter. Ne zamana kadar koyuyor biliyor musunuz? O ilk ter vücudunuzdan böyle çıkana kadar size eğitim çok koyuyor. Artık terledikten sonra vıcık vıcık oluyorsunuz ya böyle. Her tarafınız vıcık vıcık olmuş. O saatten sonra artık o kadar koymuyor. Önceki kadar koymuyor. Yapıyorsun bir şekilde. Hala hissediyorum o terleme şeyini. Terin böyle buradan akışını falan. Eğitimden sonra ara veriliyordu. Normalde eğitim saatleri de işte 40 dakika, 50 dakika, 10 dakika falan yapıyorlardı. Bu tabi normal harbiyeler için geçerliydi. Bizim için o aralarda da eğitim devam ediyordu. Biz hiç dinlenmiyorduk. Kötüydü ya. İşte bak aklımıza geldi anlatıyoruz kardeşim. Aklımıza geldikçe anlatıyoruz. Herhangi bir yabancı ülkeye karşı antisempatiniz var mı? Ya ben özünde tüm insanların iyi olduğunu düşünüyorum tabi ya her insan için tabii bu şey değil de öyle inanmak istiyorum. Ama mesela Ermenistan'da Türklere ciddi bir şey var, tepki var. Yunanistan'da Ermenistan kadar olmasa da yine bir tepki var. Ama genelde ülkeleri birbirine düşürenler arkadaşlar, lider diye bahsettiğimiz devlet başkanlarının geçinememeleri. Yani yoksa bugün birçok ülkeye, dünyadaki birçok ülkeye, 200'e yakın ülke var, çok rahat gidip gezebiliyorsunuz değil mi? Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ermenistan'ı falan bunların dışında tutuyorum. Rusya'ya gidip gezebiliyorsunuz. Ama dönem dönem işte Suriye'ye de gidip gezebiliyordunuz. Dönem dönem devlet başkanları birbiriyle dostken e, yani esatken eset oluyor mesela. Ondan sonra gidemiyorsunuz. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Yani onun haricinde empati, antisempati beslediğim başka ülke yok herhalde. Ya Fransızlar Türkleri çok sevmiyor, İngilizler de çok sevmiyor. Ama seveni de var arkadaşlar. Yani siz o ön yargıyla giderseniz zaten sevmezler. Ya da şöyle söyleyeyim. Mesela Türkleri çok seven bir Yunan Türkiye'ye gelse, siz farklı bir ön yargıda olsanız, o adam sizi sevmez sizi gördükten sonra. Böyle bir durum. İnsada yayın açsanız keşke ve tekrar görüntülü konuşsak komutanım. Vallahi kardeşim onu da yaparız bir ara. Şimdi buraya yüklüyoruz ya sonradan izlensin diye. Azar işittiğiniz en yüksek rütbe neydi? Bak çok orijinal bir soru. Neydi acaba? Yani harp okulunda ben Azar eşitliğim en yüksek rütbe tabur komutanıydı herhalde. Aynen tabur komutanıydı. Diğerleri zaten faaliyet yapacağı zaman el altından yapıyordu. Hiç muhatap bile olmuyordu. Onun haricinde... Onun haricinde işitmedim herhalde ya. Tabur komutanı. Yarbay. Yarbay diyebilirim. O da işte Müslüm Kaya, Mürsel Çıkırkçı onlar. Müslüm Kaya 15 Temmuz'da bir yere ele geçirmeye çalışırken yakalandı. Tutuklu. Mürsel Çekrekçi dayak yiyerek alındı. Kuleli Askesi'nin okul komutanıydı. Bizim son tabur komutanıydı. Onlar da onlardı yani. Yayını kapatacak mısın? Kapatmamı mı istiyorsun? Karar bokunda akıllı telefonda yakalanırsak yaptırımı büyük olur mu? Oluyor kardeşim. Hiç yakalanmamaya çalışın. Sen zaten harbiyeli değilsin galiba. Harbiyeli olsam bilirdin. Gördüğünüz en yüksek rütbe neydi? Ya ben genelkurmay başkanıyla da onu da gördük, ettik arkadaşlar. Orgeneral. Ama şehitleri kastediyorsan tabii ki birçok şehit tanıdığımız oldu. Bir Maraşal görmedik işte. Onu da göremiyoruz yani. Türkiye'de iki tane var zaten. İkisi de bizim dönemde değil. Cumhuriyet döneminde görev yapmak güzel olurdu ama maalesef. Yaş kurtarmıyor. Yok abi ya öyle sordum sadece demiş. Birazdan kapatırız ama kardeşim çok uzun tutmayacağım. Atatürk'ü görmek ister miydin? İstemeyen var mı aramızda? Görmek istemeyen. Şehit aileleri programları için hala sunucu bulamadınız mı acaba? Devamı ne zaman gelecek? Sunucu bulamadık kardeşim. Youtube'daki Kuleylan'ın videolarında var mısınız? Hangisi? Yani belki benim bilmediğim, bildiğim kadarıyla bildiklerim içerisinde yokum. Ama bilmediklerimden olabilir belki. Daha önce izlemediklerimden. Koşunun bir taktiği var mı? Sivilde 15-20 kilometre hazırlanalım mı? Yoksa komando... Yok kardeşim. Sivilde 15-20 kilometre normal koşarsın. Ama bunun içinde profesyonel bir destek al. Ee, taktik maktik yok ya. O kadar da şey değil. Çalışa çalışa gelişiyor. Ya işte nefes tekniği şudur budur var da. Bunlara çok dikkat edemiyorsun zaten. 27 kilometre tam teçhizatlı koşacaksın. Nefes falan kalmıyor yani. Yok işte adımlarımı şu kadar açayım falan. Bordo verelim misin abi? Umut. <laughs> Umut. Umut aramızda arkadaşlar. Kendisi burada olsaydı kameranın arkasında duracaktı. Şu an kimse yok. Dolayısıyla ben oradan tıklıyorum. Buraya geliyorum. Şimdi yayını bitirdikten sonra da tekrar gidip oradan kapatacağım. Umut seni bekliyoruz Ankara'ya. Harbiye'de yaptığınız en çılgınca şey. Harbiye'de çok çılgınca bir şey yapamadık ki arkadaşlar. Mezun olalım diye Bekliyoruz. Bazılarının böyle bir lüksü vardı. Zaten adamlara mezun olmak garanti, mezun olma garantisi verilmişti. İstedikleri gibi yapıyorlardı. İnanın ağzımızda kuş tutmaya çalışıyorduk. Korona var evden çıkmıyorum 12 gündür. Yani kardeşim özel bir araç bulabilirsen, gelirsen beklerim. Kafama sıkacağım. <laughs> Dini sorguladığınızda saçma gelen şeyler oldu mu, olduysa neler? E, tabii ki oluyor. Oldu seneler aklıma geldikçe söyleyeyim. Ya işte bu sefer konu dine kayıyor. Ondan sonra üç harflere falan kayacak. E bunu yapacaksak bir yayını gerçekten din üzerine ayıralım. Çünkü sebebi şu arkadaşlar. Atıyorum 20 dakika sonra kapatacağım. E, dine de burada konuşmak için bir 5 dakika falan ayırdık diyelim. 5 dakikada meramımızı anlatamayız ve ya yanlış anlaşılabiliriz. Bu çok geniş kapsamlı bir konu. Ben de çok araştırdım ettim. Dolayısıyla bunu 1 saat 2 saat konuşmamız lazım ki her yönüyle konuşalım. Çünkü cımbızla laf alıyorlar sanki onu demişiz gibi, onu kastetmişiz gibi. Ya da bu aldıkları lafın karşılığını sormadan direkt seni bir şeyle yaftalamaya kalkıyorlar. O kitap ne boyum kadar demiş. Senin boyun bu kadar mı? Aa, çok kısaymışsın kardeşim ya. Ee, Kuleli Sensizlik isimli video. Sanki izledim ben onu da orada yokum. Bizim Kuleli mezuniyette bir video çekmişlerdi galiba. Video şu an benim elimde yok da fotoğrafı var. Onun videosu yayınlandıysa orada varım. Onda nasıl anlatayım bilmiyorum. 163. dönem başlıklarda vardır belki. Menteşe deniz suyu içirdiler mi? Menteşe'de hep deniz suyu vardı zaten. İlla geçiyorsun. tutuklanmasına oh çektiğiniz birisi var mıydı? E tabii arkadaşlar bizi o kadar şey çektirdiler. Sadece biz değil bu ülkeye zarar verdiler. Yani liyakatı mahvedip kendi adamlarını sırf yükselsinler diye öne çıkardılar. E, aslında tüm FETÖ'cü olarak net olarak bildiğim kişilere karşı oh çektim ben tutuklanmalarını. Yayınları açarken konular belirleyerek konuşursa da daha iyi olmaz mı? Olur. İşte başlık soru cevap ya. Konu olursa konu yazarız. Ona göre gideriz. Olur. Komando dansı eğlenceli midir? Çok eğlencelidir. Yani muhteşem bir şey. E, boş zamanlarınızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Komando dansı yapın. Çok zevkli. Komando ihtisas kursunu bitirenlerin özel kuvvetler komutanlığı ihtisasta elenmesine sebep olan faktörler sadece nedir? Sabırsız olmaları mıdır vesaire nedir? Birçok e, faktör var kardeşim. Ya anlatmam doğru olmaz yani. Kursta bırakanların çoğu tek bir safhada bırakıyor zaten. Levent Çağlar bizim devre. O zaman bakayım bizim devrenin büyük ihtimal e, şeyidir o. Videosudur. Levent Çağlar bizim devreydi. Deniz sesi gönlünüzden geçti mi? Bana e, Deniz'den de CD gelmişti hatta. ilk onu izlemiştim. E, kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri CD göndermemişti. Deniz sesi bir zarfın içerisinde CD göndermişti. Aklımdan geçti e, açıkçası ama havayı seçtim ben. Pilot olmak istiyorduk. Olmadı. Harbiden mezhep ayrımcılığı yok arkadaşlar. Ama birileri biz bilmeden yukarıdan yapıyorlar. Yapıyormuş daha doğrusu. Şu an TSK'da da böyle bir algı var maalesef. Ne yazık ki var. O da mevcut konjunktürden kaynaklanıyor. Yoksa bizim aramızda öğrenciler arasında böyle bir ayrım yok tabii ki. Onu hissetmezsiniz. Ama yukarıdan birileri bunun çetelisini tutmuş maalesef. ÖKK ve Bordo Bereliler aynı. Yok kardeş, aynı olur mu mesela? Özel kuvvetler farklı diyor. <laughs> Onların bere rengi bilinmiyor mesela özel kuvvetlerin. Ama Bordo Bereliler'in Bordo. Aynı olsaydı mesela ÖKK ya da değil mi? Bordo ÖKK falan denirdi. Yani bilinmiyor onun şeyi. Sigara pro asker için sıkıntı mıdır veya yasak mı? Yani sigara sigara içme alanında içiliyor arkadaşlar. Şeyde harbiyede. Ama asker için zaten istediğini içebilirsin. Alkol de alırsın kimse karışmaz yani. Ee, şey vardı ya. Jöh Yarbay Bordo Bereli olun falan diye. ÖKK'nınkiler renk değiştiriyor. Evet. Her rengi takabiliyor onlar. Sat olmak zor mudur? Onu satçılara soracaksın kardeşim. Ben sat değilim. Bir sat olmak biraz saçma bir şey. Sualtı taarruz olmak. Yani bir taarruz bir eylem iş oluş taarruz olamazsın ama sat personel olursun sizce devre kaybı olmak dezavantaj oluşturur mu arar aklıma geliyor sinirim bozuluyor. ya bir yönden dezavantaj ama avantajı da var iki farklı devre tanıyorsun bunu avantaj'a çevirip çevirmemek sana kalmış bir de zaman öyle bir tersine döner ki iyi ki devre kaybetmişim de şundan yırtmışım ya da şuna denk gelmişim de diyebilirsin o yüzden beklemekte fayda var. Olmuş zaten. Geriye dönüp değiştiremezsin bunu. Daha çok çalış. Satların bir kişi mez... Arkadaşlar kaç kişinin mezun olduğuyla kursun zorluğunu ölçemezsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Komando okuluna gittik mesela. Çok fazla komandoya ihtiyaç vardı o da. E ne yapacaklar? Yukarıdan bir talimat gelecek. Kurs, kursun zorluğu düşecek tabii ki. Eğer çok fazla personel ihtiyacı varsa da kurs ister istemez şey olmayabilir. Ama e, ya bugün mesela ben bir kurs ayarlayayım. Ben o kursta, kurstan hiç kimseyi mezun etmeyebilirim. Hiç kimseyi mezun etmeyebilirim ben. İhtiyaç yoksa şayet. İhtiyaç yoksa herkesi deleyebilirsin. Anladın mı? İş biraz onunla alakalı. Mesela işte özel kuvvetler ihtiyaç olunca kalite düşüyor. Anladın mı? İhtiyaç o kadar yoksa ya da kalite ön planda tutuyorsan kalite yükseliyor. Biraz daha zor oluyor kurs gibi. Bu kursları çok merak etmeyin arkadaşlar. Gidince göreceksiniz ne kadar zorluğunu. Ne kadar zor olduğunu. Burada o yüzden anlatmıyorum. Yani şu şöyle bu böyle falan o kadar detaya girmeye gerek yok. En nihayetinde hepsi kurstur. Hepsinin ayrı bir zorluğu vardır. Bir de iki kursu kıyaslayabilmek için iki kursu da almak gerekiyor. Dolayısıyla ne bir satçı özel kuvvetlerin kursunu ne özel kuvvetler bir komando kursunu tabi komando kursunu alıp sonra özel kuvvetlere geçenler hariç e, kıyaslayamaz arkadaşlar. Personel sayısını sormayın. Özel kuvvetleri 4. Tugay'ın açılması biraz işleri değiştirdi. Bunları şey yapmayın arkadaşlar konuşmayalım. Salıcan bordo verirler. Bütün dünya hakimiz. Tamam kardeş, sen öyle yap. Arkadaşlar, böyle bir şey yok. Ee, tüm dünyanın hakim olmak gibi bir şey de Ütopya. Tamam mı? Yok Kızıl Elma'dır falan. Kızıl Elma aslında bir hedef demektir. Hedef ismidir. Ama bunu zamanla tüm dünyayı alma gibi bir şeye çevirmişler. Tamam bu da bir hedef ismidir ama böyle bir şey mümkün değildir. Yani bugün tüm dünyayı elde etmek için illaki insanları öldürmen lazım. Değil mi? Bazılarını öldürmen lazım. Adam sana ülkesini teslim etmez. Ee, ...niye böyle bir şeye gerek olsun ki? Gerekmedikçe savaş bir cinayet değil mi? Atatürk söylüyor işte zaten. Ee, i̇nsanları öldürerek hadi tüm dünyayı aldın. E eline ne geçti? Ne geçti yani? O yüzden bunlar ütopiktir. Sizi böyle saçma sapan düşüncelerle dava adı altında örgütlüyorlar. Bakın yapmayın. Yapmayın. Oturun beyninizi geliştirin. Oturun dersinizi çalışın. Bu ülkeye kalemle fayda sağlayın. Kılıçta da fayda sağlayanlar olacaktır. Yani kılıç orada semboliktir tabii ki. Silahla da fayda sağlayanlar olacaktır ama silah da son çare. Şehadet de son çare. Karşı tarafı öldürmek arkadaşlar hiç kimse öldürmek istemez. Bu son çaredir. Bir asker ben terörist öldüreceğim diye asker oluyorsa olmasın. Yaptığı şey cinayettir. Gerçekten cinayettir. Biz istiyoruz ki keşke öldürmeye fırsat kalmasa. Onlar vazgeçse bundan ama olmuyor. O yüzden son çare olarak onu yapıyorsun. O da toplumun büyük kesimine artık zarar vermesin diye küçük kesme, kesme karşı uyguladığın bir tedbir oluyor. Yok ben şunu öldüreceğim, bunu öldüreceğim falan diye. Yok savaşacağım, edeceğim. Böyle asker olunmaz. Barışı korumaya çalışın. Tamam mı? Askerin asıl görevi barışı korumaktır. Zor durumda kaldığında savaşarak yine barışı korumaya çalışmaktır. Tamam mı? Şehadet arkadaşlar son çaredir. Bu ülke için yaşamanız gerekir. Ben şehit olacağım diye asker olmanız da yine yanlıştır. Sizi bu şekilde bir şey esinleyenler yok şehit olun gidin adam vurun falan. Bakın bunlar çok yanlış şeylerdir. Bu ülkeye fayda sağlayacağınız birçok alan var. Asker olmanız da şart değil. Ben asker kökenli olduğum için çıkıp burada askeriye ile alakalı sorular soruyorsunuz ama Hadi bunu da doğal karşılıyorum. Ee, konuşabileceğimiz çok daha farklı konular var. Özellikle de farklı konularda biraz hani kendimden yaşı küçük olanlar için söylüyorum. Benden yaşı küçük olanlar için. Biraz ufkunuz açılsın diye farklı konulardan bahsetmek istiyorum. Mayına bassak acıtır mı? Yok kardeşim hiç acıtmaz. Yani mayına basıyorsun ölürsen zaten gittin hemen. Yaralansan da acıtmaz. Kolunu bacağını koparsan da acıtmaz. Ya böyle bir soru olabilir mi? TSK lejyoner değildir. Evet kesinlikle. Yarın haberlerde Erhan Kaçı'nın askerliği cinayet dedi. İşte aynen yani böyle saçma sapan ucundan kıyısından çekip. Var arkadaşlar size işte davamız şu davamız bu diye örgütleyenler var. Gerçekten yapmayın. Bunlar kendileri bir halt yapabilecek olsalardı zaten oturup bir yerde şiir okuyup okuyup kasa gelmezlerdi. Tamam. Bu arada arkadaşlar Umutcan Kalenderoğlu sayfayı sadece ben yönetmiyorum. Umut da yönetiyor. Dolayısıyla ona da bu soruları sorabilirsiniz. Askeri konularda Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili konularda onun bilgisi daha fazla. Yeni sistemi o daha iyi biliyor. O da girdi mülakatlara ona sorun. Bunun için de şahsi sayfasını Umutcan Kalenderoğlu yazarak takip edebilirsiniz. Oradan da kendisine ulaşabilirsiniz. Umutcan Kalenderoğlu. Bir kullanıcı adını yazar mısın kardeşim? Yaz da arkadaşlar bir görsün. Aklı başında hiçbir asker savaş istemez. Dünyanın en humanist insanları, dünyanın en humanist insanları askerlerdir. Neden? Savaşta kendi arkadaşlarının parçalarını toplarlar. Kendi arkadaşlarını kaybederler. Bunu bilmeyenler işte dışarıda oturdukları yerden İki şiir okuyup gaza gelerek vatan kurtardığını zannederler. Çünkü hiçbiri kendi arkadaşının parçasını toplayıp poşete koymamıştır. Tamam mı? Bu olay bu kadar ciddidir. Gerçekten savaş görmüş insan, gerçekten çatışma görmüş insan bunu istemez. Ne kadar kötü olduğunu bilir. Ben savaşa karşıyım falan. Nasıl karşısın? Sen savaş görmedin ki nasıl karşı olabilirsin? Onun ne olduğunu bilmelisin ki ona karşı olmalısın. Bilmediğin bir şeye nasıl karşı olabilirsin? Buna en karşı olanlar da gerçekten çatışma görmüş askerlerdir. Bugün 2. Dünya Savaşı'nı yaşayanlar, eğer hayatta olanlar varsa sorun bakalım. 2. Dünya Savaşı bir daha yaşansın isterler mi? İstemezler. Ama masa başında iki tane şiir okuyunca gaza geliyorlar. Bu ülkenin gazisine bile hain diyebiliyorlar. Kim? Belli başlı gruplar işte. Adı lazım değil. Yok bizim davamız şu. Yok şu, yok cumhuriyeti yok edeceğiz. Yok demokrasiyi yok edeceğiz. Yok yeni bir sistem kuracağız falan Türklük diye. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi ya? Türkiye'de Türkler hariç kimse yaşamasın falan ırkçılık. Böyle saçma sapan. Arkadaşlar ırkçılığa, kafatasçılığa bu ülke insanının tamam mı? Kendini Türk hisseder. Amenna. Ama onun haricinde Türk hariç hiç kimse yaşamasın falan böyle saçma sapan ırkçılarla işiniz yok olamaz da. Bu insanlar sizin beyninizi zehirliyor. Bu insanlardan zaten aklı başında hiçbir insan göremezsiniz. Hepsi az önce daha önce çember örneğini verdim ya ya da hedefe namluyu doğrulttunuz doğruyu hedefi vurabilmek için yapmanız gerekenlerden bahsettim ya kendinizi farklı alanlarda geliştirin diye. Böyle dava adı altında bir gruba girerseniz emin olun başka hiçbir şeyde kendinizi geliştiremezsiniz. Hep kendinizi haklı görürsünüz. Mal olursunuz mal gerçekten mal olursunuz. Bugün oradakiler de mal olmuş ki gelmiş bize Türklüğe hakaret ettin diyorlar bana mesela. Ulan asıl Türkçü biziz. Biz bu ülke için can verdik. Biz bu ülke için kan döktük. Bu ülke için can verip bu ülke için kan dökenlere Türkçülüğe karşısın diyorlar. Kendileri ne? Ne yapmışlar? Hiçbir şey. Oturdukları yerden onlar Türkçü oluyor. Biz buradan Türklüğe karşı oluyoruz. Biz buradan hain oluyoruz. Ne kadar mal olduklarının kanıtıdır bu işte. Hep kendilerini haklı göre 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 doğru düzgün kendini fikri anlamda geliştirememiş kişiler, farklı konularda kendini yetiştirememiş kişiler çıkıyorlar böyle. Ee, saçma sapan konularda tek bir tarafını tutarak işin kendinden başka herkesi vatan haini görüyorlar. Yazık arkadaşlar. Gerçekten yazık. İnsanlar bayrağı millete ırk atabiliyorlar Onların başındakiler akıllı insanlar altındaki malları kullanıyorlar. Ya başındakiler de akıllı değil ama başındakiler sadece neyi kullanabileceklerini biliyorlar. Tek bir şey biliyorlar. O da bu ülkenin bu konularda hassas olduğunu çok rahat kullanıyorlar yani. At gözlüğü aynen öyle. Bacak kadar 19 yaşındaki bir çocuk çıkmış bana bunu diyor ya. Sen diyor savaşmış olabilirsin, gazi olmuş olabilirsin ama diyor ben diyor Twitter'da Afrin operasyonunu TT yaptım diyor. Ne dersin şimdi şuna? Ne dersin yani? Keko'nun teki. 19 yaşında bacaksızın teki. Anlatabiliyor muyum? Kıyasladığı şeye bak. Sonra Erhan Kaleli buna tepki gösterince Erhan Kaleli Türkçülere hakaret etti. Yok ya. E sen anlamamışsın ki Türkçülüğü. Türkçülük bu değil. Arkadaşlar Türkçülük tamam mı? Ziya Gökalp'in Türkçülüğüdür. Türkçülük Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkçülüğüdür. Türkçülük öyle başkalarına kalmış bir şey değildir yani. Kendini Türk hisseden Türktür. Bu kadar kardeşim. Bu ülkede başka kökenli, işte Kürt kökenli, Ermeni kökenli bu ülkeye Türklerden daha fazla fayda sağlamış kişiler var. Ne yapacağız bunları? Ne yapacağız? Ya bunları söyleyince de, buradan kitleyince de bu sefer diyorlar ki... Yok efendim, biz işte ırkçı değiliz. Bizim ırkçılığımız Türklüğe karşı olanlara karşı. Yani, saçma sapan bir şey yani. Irkçılığın tanımı bellidir arkadaşlar. Tabii ki ırkını seversin. ırkını seversin ama... Bu başka ırklara düşman olmanı gerektirmez. Bu saçmalıktır. Kaldı ki çok geriye giderseniz yani ırklar ne zamandan itibaren ayrılmıştır? Buna bakmamız lazım. E en nihayetinde hepimiz aynı kökten gelmedik mi? Nereden itibaren ayıracaksın bunu? Coğrafyalara dağılmışsın. Birinin gözleri çekik olmuş. Biri sıcak kanlı olmuş. Birinin ten rengi değişmiş falan. Bu yani. Aynen malum şahsı zaten Türk tipi yok. Onların arasında da saf Türk olmayan çok kişi var. Zaten saf Türk yok arkadaşlar. Hep e, kan kana karışmış. E, bir takım farklı grupların kan bağlarıyla birçok şey değişmiş. Saf Türk'ü ararsanız zor bulursunuz. İşte Hitler buna yeltendi. Saf Ari ırk, e, Alman ırkını yaratmaya çalıştı. Bakın olmadı. Olmaz, tutmaz. Kan dökersiniz. Bu salaklıktır. Ben cahil bir ırk olmaya başladığımızı düşünüyorum. Türk Türk yapan Arkadaşlar Türkler o kadar çalışkan bir ırk değil. Bunu kabul etmek lazım. Hangi konuda iyiyiz? Duygusal anlamda çok iyiyiz. Fedakarlıkta çok iyiyiz. Bilimde iyi değiliz. Tıpta iyi değiliz. Edebiyatta o kadar iyi değiliz arkadaşlar. Bizden çok köklü edebiyatlar var. Akımlar var. Biz hep kendimizi övmeye çalışıyoruz. Hep kendimizi övmeye Böyle bir şey yok. Biraz gözümüz açıp dünyaya bakalım ya. Ya Ürdün'e gittim adam araba parayı yediriyorsun diyor. Ya sen dünyayı gezmeden, görmeden, ayak basmadan geri zekalı nasıl kendini geliştireceksin? Ya yazık günah. Bak gerçekten dava adı altında sizi örgütleyen hiçbir gruba girmeyin arkadaşlar. Mesela benim benim neyim eksik? Ben hiçbir gruba girmiş değilim. O kadar rahatım ki. Bir şey eksik mi benim? Yanlış bir şey konuşuyor muyum? Elbette zaman zaman konuştuğum noktalar olabilir. Ama benim yerimde olmak istemez misiniz mesela? O kadar rahatım ki vicdanım da çok rahat. İstediğim her şeyi eleştirebiliyorum. Çünkü hiçbir yere göbek bağıyla bağlı değilim. Çünkü hiç kimsenin mandasına girip de kendimi kısıtlamadım. Tamam mı? Youtube'da Kuleli 163. dönem 4000 diye bir video vardı. Siz de var mısınız orada? O videoya bakayım o zaman. Bizim dönem. O videoda olma ihtimali yüksek. Twitch'e geçelim. YouTube kullanışlı değil abi. Yazı altta, görüntü yukarıda. PC'de Twitch daha kullanışlı. Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlara soralım. Onlar nasıl bakıyorlar bu olaya? Asker olmakla polis olmak arasında çok gidip geliyorum. Jandarma olmak daha mantıksızca. Kardeşim ben seni tanımadığım için sana şunu ol diyemem ki. Seni tanımam lazım. Hani yüz yüze görüşsek, biraz sohbet etsek şunu ol derim de. Her insan için farklı meslek grupları daha iyidir. Bizim için tek kız elma olabilir. O da ülkemizi çağdaş uygarlığın üzerine çıkarmak. Kesinlikle. Yani arkadaşlar toprak genişletmek falan artık çok eskilerde kaldı. Orta çağ derebeyliğinde kaldı. İnsanlar artık toprak genişletmiyor. Görüyorsunuz işte küçücük İsrail dünyanın anasını ağlatıyor toprak genişletmiyor. Ben bir tane diyor hukukla bir devlet yaratırım diyor. İstediğim gibi kullanırım. Ben ne uğraşacağım diyor o toprakta yaşayan insanları yönetmeyle diyor. Mantıklı. Dolayısıyla arkadaşlar durum bu. Yok Kızıl Elma, yok dünyayı fethedeceğiz. Bu salaklık tamam mı? Salaklık. O kendini çok böyle akıllı zannedenlerden bir tanesi çıksın karşıma. Konuşalım burada. Böyle bir şeyin geçerliliği de yok. Bir kere Atatürk yapamamış bunu. Sen Atatürk'ten daha mı akıllısın ki? E, tüm dünyayı... Atatürk arkadaşlar ölmeden önce Selanik'i bir kez daha görmeyi çok istemiş. Adam Selanik'ten çıktıktan sonra bir daha gidememiş ya. Ya dünyayı dize getirmiş bir adamdan bahsediyoruz. Selanik'e gidememiş bir daha. İstese almak için uğraşmaz mıydı? Uğraşırdı. Kan dökülsün istememiş. Yazık günah demiş. Sadece hata için uğraşmış, etmiş. Ona da topraklar onun zekası sayesinde katmışız. Onun haricinde yok ben dünyayı alacağım, yok bilmem ne yapacağım. Yok arkadaşlar yok, yok. Dünyayı fethedeyim derken... Hayır dünyayı fethetsen ne olur? Dünyayı fethetmek mantıklı bir şey de değil. Dünyayı diyelim fethettim. Bunu zaten yönetemezsin. Mümkün değil arkadaşlar. Osmanlı ayakta kalabildi mi ya? Yani? O da kalamadı. Bunun bir şeyi yok. Mantıklı bir açıklaması yok. İlla ki... E zaten dünyaya ilk geldiğimizde arkadaşlar tüm dünya tek değil miydi? İnsanlar vardı falan. Bir şekilde bölünüyor. Sen tüm dünyayı da yönetsen, hani eyaletlere de bölsen bunu, illere de bölsen, artık adına ne dersen de büyük büyük parçalara bölmek zorundasın. Yerel bir yönetime gitmek zorundasın. Gittiğinde zaten birileri isyan edecek. Birileri kendi ülkesini kurmaya çalışacak. Yine yönetemezsin. Tamam Bunun bir geçerliliği yok. Mantıklı değil. Subay rütbesindeyken askerlerinize güzel anlarınız var mı? Var tabii kardeşim odasındaki dört mevsim tablosunda aynen Selanik hayal etmesi bunun en büyük kanıtıdır. Aynen öyle. Aynen. O kadar çok istiyor ki gidemiyor adam. Bugün gelmiş lise mezunu. Hani küçümsediğim için demiyorum arkadaşım da. Yani bir tipine bak, değil mi mesela? Bir tipine bak, bir çapına bak. Konuşmayı beceremiyorsun. Yok ben işte Türklük diye yeni bir rejim kuracağız falan. Yok kızıl elma falan. Ha, bekle çok yaparsın. Bekle bekle. Ya çoluk çocuk nasıl bunların peşine düşüyor ben anlamıyorum ya. Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler arkadaşlar bunlar. Toplumda hiçbir balta hesap olamamış kişilerin Mazdov'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki temel basamağı açtıktan sonra hani yeme, içme, seks, barınma bunları açtıktan sonra artık aidiyet ihtiyacı başlıyor ya. Bunu sağlamak için hangi grup olsun da olursa olsun ben gireyim dedikleri bir grup. Ailelerin bu konuda çok bilinçli olması lazım. Bu çocukları onlara kaptırmaması lazım. Bu çocukların da biraz kendilerine düzgün insanlara örnek alması lazım. Çok yanlış. Yani hangi gruplardan bahsettiğimi zaten anlıyorsunuzdur. Grup, örgüt falan hiçbir yere girmeyin. Özellikle şu dönemler bazı arkadaşlarım için tehlikeli dönemler sakın ha sakın. Üniversiteye gittiğinizde zaten orada bir takım gruplara sizi çekmeye çalışacaklar sakın. Savaşlar eskisi gibi kılıçla kalkanlı olmuyor. Bilim ön planda iki kitap okumamış. Kızıl Elma diyor. Biraz tarih okuta gör. Önceden savaş nasılmış şimdi nasıl? Aynen. Ve mesela bunlardan birine sordum ben. Türklük diye bir akım yaratacaksın, işte rejim yapacaksın. Tamam, nasıl olacak dedim. Bilmiyorum dedi. Ya bilmediğin bir şeyi ya da bir fikir üretemediğin, ortaya çözümünü koymadığın bir sorunu gündeme getirmeyeceksin. Ki sorun da değil bu. Adam araştırmış etmiş, parlamenter sistemi koymuş mu kardeşim? Bundan daha iyi sistemi bulamazsan bunu değiştirmeyeceksin. Zaten bunu değiştirmeyi teklif dahi edemezsin de. İnanılmaz gerçek düşünceler hayranlık duydum. Estağfurullah. Selanik için söylenen Türkleri gözü yaşlı dinlemesi de en büyük sebeplerden. Aynen. Konum tarihimizdeki Türk milliyetçiliği ile alakalı ilk kitabı yazan kişi Aslen Polonyalı general olan Mustafa Celalettin Paşa'dır. Türklük kendine ait hissetmekle alakalı. Kesinlikle öyle. Yani Ziya Gökalp çıkmış. Sizin dediğiniz manada ırkçılık mı yapmış? Hayır. Nihalatsız kafasında mı Ziya Gökalp? Değil. Yani o kadar insan varken bu ülkenin adı Türkiye ya. Bu ülkeyi kuran Atatürk varken Türkçülük için ben niye nihalatsıza bakayım kardeşim? Türkçülüğe düşman değilim ben. Nihalatsızın şeyini sevmiyorum. Üstü bunu sevmiyorum. Bu kadar. Ama bunu söyleyince vay efendim Erhan Kaleli Türkçülüğe hakaret etti. Hadi ya. Ya bir de bazıları çıkıp bana sosyal medyadan soruyor. Sen böyle mi yaptın? Lan senin bunu sorman zaten edepsizlik. Senin zaten bunu sorman edepsizlik. Bir gaziye, bir askere sen tutup da sen Türklüğe hakaret ettin mi diyebilir misin ya? Bu ne çapsızlık, bu ne terbiyesizlik, bu ne münasebet. Ucuz Türklüğü herkes yapar arkadaşlar. Oturup ben de Nihal Hatsız'ın Topal Asker şiirini okuyup da böyle gaza gelebilirim. Ama gelmem. Niye gelmem? Bu işler o kadar kolay değil işte. Nihal Hatsız savaşmış mı? Savaşmamış. Asker okuldan atılmış. Bilmediği şeyin duygusunu nasıl yazabiliyor Nihal Hatsız? Yok efendim işte bir, bir, birine selam vermediği için okuldan atılmış. Ya yok öyle bir şey. Hiç kimse selam vermedi diye sadece okuldan atılmaz. Adamın ne olduğunu sonraki hayatında da gördük zaten. Atatürk'e dahi hakaret ediyor. Şuursuz, bilinçsiz diyor. Böyle birinden bahsediyoruz. İşte bir öğretmenlik yapmış. Orada da sürekli içeri girip girip çıkmış. Bir ona çatmış, bir buna çatmış. Necip Fazıl Kısakürek. Çok iyi bilirsiniz değil mi? Necip Fazıl Kısakürek'in Fransa'da yaşadığı bu devletin tüy bitmemiş yetiminin hakkıyla Fransa'ya gidip de e, o parayı çatır çutur Eğlence için harcadığını biliyor musunuz? Dindar zannedersiniz, kadın bacaklarına yazdığı bir şiir var, okusanız yok artık falan dersiniz yani. İşte Mehmet Emin Yurdakul varken alatsız kim? Aynen. Boşuna ne mutlu, ne mutlu, Türküm diye ne demiyor kesinlikle. Niyalat şeyin, Necip fazla kısa arkadaşlar. Menderese de soruyorlar, hatta videosu bugün Twitter'da da bayağı bir döndü. Necip Fazıl'ı soruyorlar. Neden bu adama bu kadar para verdiniz diyorlar. Necip Fazıl para alarak arkadaşlar yanlı yazılar yazıyor. Geçmişini birisi araştırdığında da geçmiş araştırmak çöplüğü karıştırmaktır. Herkes kendi çöplüğüne baksın diyor. Bak işte. E sen niye o zaman başkalarının aleyhine yazıyorsun? Necip Fazıl da makbul değildir. Nihal Atsız da makbul değildir. Örnek alacaksanız kendinize Atatürk örnek alın arkadaşlar. Bu kadar basit. Zaten Nihal Atsız çok önemli bir kişi olsaydı Atatürk... Kün döneminde yaşamış değil mi? Atatürk onu bir yanına çağırırdı. Bir arasında bir münasebet olurdu. Var mı? Yok. Uzaktan Atatürk'e saydırmış. Meclis tutanaklarına geçmiş ya. Atatürk'e şuursuz bilinçsiz diyor. Yazın internete çıksın. Meclis tutanaklarında var. Nihal Atsız'ın Atatürk'e hakareti. Sen kimsin ya? E, bir dönemde Atatürk'ü övmüş. Türkçüler de geri, kendi Türkçü zannedenler daha doğrusu bunu e, ön plana çıkarıyor. Arkadaşım bir adam hem övüyorsa hem küfrediyorsa o daha büyük sıkıntı bir dik duruşu yok demektir. Tamam. Benim burada Nihal Atsız aleyhine konuşmam. O adamı sevmemem. Benim Türkçüyle bir hakaretim değildir. Nihal Atsız'ın Türkçü olamayışıdır. Nihal Atsız'ın Türkçü olamayışıdır. Nihal Atsız bir Türkçü değildir arkadaşlar. Atatürk'ün gösterdiği manada Türkçü değildir. Nihal Atsız ırkçıdır. Bu kadar. Tamam. Bu konu önemli. Önemli olduğu için söylüyorum. Sürekli böyle mesajlar geliyor. Yok Türkçüyle hakaret etmiyettin. Bacak kadar çocuklar bana vatan aynı diyor ya. Ya sen kimsin pezevenk? Çoluk çocukla uğraştık o dönem ya. Bacak kadar ya 15-16 yaşındaki çocuk çıkmış bana sen Türklüğe hakaret ediyorsun diyor. Ulan daha askere gitmemişsin ya. Eline silah almamışsın. Çocuklarınızı böyle gruplara teslim etmeyin arkadaşlar. Teslim ediyorsunuz dönüp dolaşıp sonra bize hain diyorlar bak. Ne kadar değişiyorlar. Türk askerine hain diyen haindir. Tamam mı? Bu kendini Türkçü zannedenlerin hepsi vatan haini. Niye? Öbür tarafta bu vatan için bedel ödemiş bana vatan haini diyorlar. Bir askere vatan haini diyorlar. Ulan sen ne yaptın? Bu adamların hepsi bölücüdür. Bu kadar net. Kim ki dinle, kim ki ırkla bu ülkeyi bölmeye çalışıyorsa PKK'dan farkı yoktur. İleride bedelli yapar onu. Aynen birçok bedelli yapan var zaten. Atatürk'ün topçu stajı da var bildiğim kadarıyla. Bir de arkadaşlar bir insanı kolay kolay ikna edemiyorsunuz böyle beyni kapalı bir insanı. Sebebi yaptığı her davranış için bir kılıf buluyor. Şimdi bu adamlar yarın bir gün bedelli yapsalar derler ki ya artık askerlik de askerliğe hizmet değil ya. İşte vatana hizmet olarak görmüyorum ben onu diye kıvırırlar. Tamam mı? Sanki Atatürk döneminde o zorluk yokmuş gibi. Atatürk döneminde döneminde de aynı sıkıntılar vardı. Atatürk hayır dedi ben diğerlerin vazgeçti gibi vazgeçmem dedi. Şimdi bu adamlar çıkıp yarın bir gün bedelli yaptıklarında da bunu diyecekler. Zaten askerlik işte vatana hizmet değil artık günümüzde falan gibi şeyler uyduracaklar. Oluyor bunlar. Reis bizi hafifine götür diyenler. Bedeli. Aynen. İşte Osmanlı ocakları da var ya. E, kefenimize geldik falan muhabbetleri var yine. Ölürüm Türkiye'mi yi söyleyen adam ne oldu bedeli yaptı. Çok var arkadaşlar. Çok var. Ama halk salak değil. Bir yerde anlıyor bunu. Siz sadece çocuklarınızı bunlara kaptırmayın. Keşke aramızda da çocuklardan olsaydı da biraz onlarda feyz alsaydı. Ama o kişiler zaten benim hesabıma hiç girmezler. Adam geliyor direkt bana küfrediyor. Çoluk çocuk. Niye küfrediyorsun kardeşim diyorum sen şunu yapmışsın diyor. Bak olayı da bilmiyor. Ya bir gir sayfaya bir bak. Hatta bir tanesi baktı sonradan Gazi yazdığını görünce abi çok özür dilerim ben bilmiyordum dedi. Hedef gösteriyorlar. Çocuk direkt atlıyor. Yazık günah. Ziya Gökalp tam anlamıyla kültürel milliyetçi komutanım. Atatürk bu konuda meclise ben devrimci ruhumu Ziya Gökalp'ten aldım demiştir. Aynen ya bu örnekler varken tutup da nihalatsız. Yok arkadaşlar. Çok sakat çok çok sakat. Aslında bu kişiler Ziya Gökalp'i örnek aldıklar, e, Nihal örnek aldıklarından değiller. Bu kişiler gerçekten ırkçı ama Nihal kullanıyorlar. Onun ırkçılığını kullanıyorlar. Öte yandan da Atatürk'ü niye paylaşıyorlar? Aslında Atatürk'le Nihal Atsız taban tabana zıt. Nihal Atsız Atatürk'le fotoğrafta bile yan yana gelemez. Kim ki Nihal Atatürk varken? Ama Atatürk'e karşı olan Nihal savunmalarına rağmen Atatürk fotoğrafında sürekli paylaşmalarının sebebi Atatürk'ün kitlesini de elde tutmak. Tamam bunlar Atatürkçü falan değil. Atatürkçü olsalar zaten Atatürk'ü e hakaret eden birinin peşinden gitmezler. Bu kadar net. Tamam bu konuyu değiştirelim artık. Çocuklara Menderes'in idamını falan göstermesi... Yanlış, yanlıştır. Şu e, uzaktan eğitim muhabbetinde eğitimin kalitesi okullarda da böyleyse durum çok vay. Yok mu zannediyorsunuz arkadaşlar? O sınıfta kapı kapatıldıktan sonra öğretmenin inisiyatifine kalıyor öğrenciler. Öğretmenin insafına kalıyor öğrenciler. Neler neler oluyor? Evet. Yani asker olmayan birisi asker eleştiremez arkadaşlar. Kolaydır çünkü eleştirmek. Bu tayfadakiler de işte asker olana kadardır bunların horozu o zamana kadar biter. Asker olduktan sonra anlarlar ele silah almanın gece pusuda o soğuk namluyla beklemenin ne demek olduğunu o zaman anlarlar. Hava buz gibiyken eksi kırklarda o buz gibi namluyla tenine değdiğinde yakan o soğuktan yakan namluyla beklemenin ne demek olduğunu anlarlar. İşte meskun mahalde her an bir artikel senin başındaymış gibi anlık hayattan kopabilecek misin gibi yaşamanın ne demek olduğunu ellerine silah aldıklarında anlarlar. Anlamayan eşek yine anlamaz gerçi de. Ama onlar oturuyorlar. Hadi bir halatsız şiir okuyalım diyorlar. Sonra o masada vatanı kurtarıp kalkıyorlar. Yazık günah. Abi keşke öğretmenimiz olsun. Estağfurullah kardeşim. Hepsi ezbere konuşuyor Erhan Bey. Onlarla tartışmaya da gelmiyor anlamıyor. Yani yazık günah. Ben kendi kitlesini Sadece Türkçülük adıyla hani topluyor zannediyordum. Ama gerçekten birine sordum. Çocuklardan birine. Bir kız çocuğuydu. Ya kardeşim dedim. Gerçekten ne anlatıyorlar size dedim. Demokrasinin ve cumhuriyetin artık değişmesi gerekiyor. işte Atatürk o dönem e, şey yaptı. E, bunun miadı doldu. Atatürk o dönem tamam doğru yapmıştı ama artık miadı doldu değiştirelim diyorlar. Ya Atatürk'ün kurduğu ülke bile 100 yıl sonra değişecekse bu sistem, bu rejim. Daha 100 yılını doldurmadan değişecekse. Senin kurduğun ne kadar kalacak? Kaldı ki sen kimsin ki bunu eleştiriyorsun? 4000 kitap okumuş, ömrü cephelerde geçmiş. Yani kolaydır arkadaşlar, eleştirmek kolaydır. Bu adamlar da eleştiriyor işte. Atatürk'ü sallaması için 11 kere sıtma geç geçirsinler sonra aldasınlar. Aynen. Türk askerinin başına çuval geçirdiği zaman hiçbir eylemi yapmadı Türkçe geçinenler. Kardeşim yapamazlar. Hiçbirinde altı okka yok anladın mı? Hiçbirinde yok maçaları yemez. Onlar ancak çoluğu çocuğu yönden göndermeyi bilirler. En ağa babaları gelsin. Bak en ağa babaları kimse otursun şuraya. Hadi buradan şey gönderiyorum arkadaşlar. Davet ediyorum ya. Bu Türkçe geçinenlerin, geçinenlerin en başındaki adamı şuraya davet ediyorum. Ne kadar bilgisi varmış, ne kadar görgüsü varmış, ne kadar Türkçüymüş. O ondaki o, o Altokkayı görelim hadi. Hadi yiyorsa gelsin ha şuraya otursun. Burada konuşalım. Ama yapamazlar. Çoluğu çocuğu önden gönderirler. O ithamlara da yanıt vermediler zaten. Başkalarını öne sürdüler. Sayfamı paylaştılar. Kapattırdılar hatta bir dönem. Ama kendileri hemen engelleyip kenara çekildiler. Bunlar böyledir. Konuşamazlar, edemezler. Türkçülük onlara kaldıysa yazık günah ya. Yazık günah. En Türkçü bu ülke için en fazla bedel ödemiş kişidir arkadaşlar. Bu ülke için en fazla bedel ödemiş kişi en Türkçü kişidir. O da Atatürk'tür. O da Atatürk'tür. Ben öyle bir örnek varken nihalatsız örnek almam. Hiç kimse de kusura bakmasın. Yok selam vermediği için okuldan atılmış da. He, çok başarılıydı da niye atıldı o zaman? Çok başarılı bir öğretmen de diyemiyorlar. Çünkü çok başarılı bir öğretmen de değil. Bir öğretmenlik yapmış. O da vasat. Kalemi güçlü falan da değil arkadaşlar. Sivri. Bu ne demek? Ona sataşmış. Buna sataşmış. isim yapmış. Necip Fazıl gibi işte. Necip Fazıl da öyle isim yapıyor. Onun aleyhine yazı yazıyor. Bunun aleyhine yazı yazıyor. Arkadan para alıyor. İşte bugün mahkemede hakim soruyor. Videoları var. Menderes'e soruyor. Neden diyor 600 bin 700 bin, bin para dağıtılmış. Bunun 147 bini diyor. Necip Fazıl'a verildi diyor. Bunu bir anlatın diyor. İşte ben bilmem falan sayın hakim diyor. İşte verene şey yapalım falan ona soralım diyor. Olay bu. Maalesef. Yazık günah. Gençlik çok kötü yere gidiyor. Üzülüyoruz. Siz çoluğu çocuğu arkadaşlar buraya kaptırmayın. Okusunlar adam gibi Üniversitelerini bitirsinler, yüksek lisans doktoralarını yapsınlar. Herkes asker olmak zorunda da değil. İnsanların böyle duygusal yanından faydalanarak e, kandırıyorlar, e, yazık günah. Çok önemli bir konu. O yüzden sürekli üzerinde duruyorum. Bunlar da bölücü. Bunlar da bölücü. PKK bölücü terör örgütüdür. BTE. İşte biz Kürdistanı kuracağız diye insanları bölmeye çalışırlar. E, Kürt kökenli kardeşlerimizi de kandırmaya çalışırlar. Aralarında tabi hepsine kardeş demiyorum. Bu orduya, insanımıza, silah sıkanlara kardeş denilmez zaten. Ama diğer masum olan kişileri de kandırmaya çalışıyorlar. Kürt kökenli kardeşlerimizi de kandırmaya çalışıyorlar. Ama öte yandan bunlar ne yapıyor? Birisi din adı altında örgütlemeye çalışıyor. Doğru mu? Müslüman olacak kardeşim diyor. Türk dediğin Müslüman olacak diyor. Gerisini görmüyor bak. Bir tanesi de ırk adı altında. Türk dediğin ırksal anlamda Türk olacak ya biyolojik olarak da Türk olacak diyor. Bu ülkede de diyor Türklerden başka kimse yaşayamaz diyor. O bahsettiğiniz sayfanın adını söylemeyeyim. Adı lazım değil. Adminiyle konuştuk. Admini zaten Türkçe konuşamıyor. Üç tane admini var. Bir tanesi Türkçe konuşamıyor. Zaten o sayfanın da FETÖ'cülerle beraber takıldığını biliyoruz arkadaşlar. Benim 4 yıl beraber okuduğum ve FETÖ'cü dediğim adamı sanki onlar çok daha iyi tanıyorlarmış gibi 2-3 ayda ne hikmetse tanımışlar etmişler sonuna dek savunuyorlar. E o zaman demek ki o sayfa da FETÖ'cüdür. Tamam O sayfa da FETÖ'cüdür. Boşuna Atatürk fotoğrafı paylaşmasınlar. Türkçü geçinmesinler. Tamam FETÖ'cü hiç kimse Türkçü dolamaz olamaz Atatürkçü de olamaz. Türküz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz diyorlar ya. Ne Türk olurlar, ne Türkçü olurlar, ne Atatürkçü olurlar. FETÖ'cülerle beraber gezenler ne Türkçü olurlar, ne Atatürkçü olurlar, ne de Türk olurlar. Yeni inanışlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Din sizin için ne anlam ifade ediyor geceler? Vallahi kardeşim biz de çok sorguluyoruz ama bir, gün hani canlı yayınlarda da çok konuştuk ettik. E, oturalım gerçekten bunu konuşalım. Ama tüm inanışlarınızı bir kenara bırakacaksınız. Olaya tamamen mantıkla yaklaşacağız. Pozitivist yaklaşacağız tamam mı? Oturalım konuşalım. Ha ondan sonra işin başka kısımlarına da geliriz. E, ama böyle saf akılla yaklaşalım olaya tamam mı? Bir gün oturalım, gerçekten onun üzerine bir canlı yayın yapalım, konuşalım. Gençlik bu TikTok yüzünden daha kötüye gidiyor bence. Sadece TikTok'a suç bulmayalım, onun gibi çok var ama gençliği eğitemeyen ailelere ne demeli? Eğitim sistemine ne demeli? Mesela sen niye TikTok'ta değilsin? sen de TikTok'ta olabilirdin. Yani tüm suç TikTok'un değil. Alıcısı var ki TikTok gibi bir platform var. Alıcısı olmasaydı olmazdı. Demek ki birileri o seviyede. O seviyede yetiştiriliyor. Ya da yetiştirilemediği için o seviyede. O yüzden de öyle platformlar çıkıyor. Eğitim kalitesi düşmese TikTok gibi bir platform, azar gibi bir platform çıkmaz zaten. Bir arada askerler azara takılmıştı. Rezil ediyorlardı bu yayının üstüne Insta'da din üzerine yayın açıyormuşuz. Üf gece bak. <laughs> Arkadaşlar bakın toplu bir yanıt vereyim. Ben herkes istediği dine inanabilir tamam mı? Bir insan Türk olabilir olmayabilir. Ama bu ülkede yaşıyorsa bu ülkeye fayda sağlıyorsa amenna. Benim düşüncem budur. Gerçekten budur yani. Milliyetçilik mi? Atatürk milliyetçiliği. Türkçülük mi? Atatürk Türkçülüğü. Ya hani bunu Atatürk olduğu için demiyorum. Gerçekten düşündüğümüzde de mantıklı olan bu. Bugüne kadar en mantıklısını Atatürk yapmış. Dünya üzerine çok fazla lider gelmiş. Hitler de bir lider. Çok güçlü bir lider. Ama Atatürk'le ile Hitler'i yan yana koyabilir misin? Bir tanesi her şeyi gerçekten olması gerektiği gibi yapmış. Yani çağının çok çok ötesine geçmiş. Bir tanesi işte vuralım kıralım ırkçı yaklaşmış. Arkadaşlar Mussolini'dir, Hitler'dir, Stalin'dir. Bakın bunlar bir şey yapabildi mi dünyada? Yapamadılar. Demek ki bu ırkçılık işe yaramıyor kardeşim, yaramıyor yani. Böyle bir dünya yok, olamaz. Ama Atatürkçülük bak gerçekten işe yarıyor. Ne zaman ki Atatürk'ün değerlerine sarıldık, bu ülkede her şey rayında gitti. Ne zaman ki uzaklaştık, bu ülkede her şey çöktü. Bu kadar. Gençliği fazla gömmeyin kardeşim biz daha ölmedik o kadar emekluk. Ya tabii arada çok iyi arkadaşlarımız var. Zaten arkadaşlar siz de ölmüş olsaydınız bu yayını yapıp size böyle konuşamazdık. Dediğin doğru abi çoluğu çocuğu kandırıp kullanırlar kendileri ne kadar adam tartışırlar. Sivas Ülke Ocakları Başkanı erkek çocuğuyla yatakta basmıştı. Alperenler mi? Ülke Ocakları mı? bilmiyorum öyle bir muhabbet vardı. Gaziler gününde de Osmanlı Ocakları'nın başkanı işte Kadir Can Polat bana dava açacaktı. Gazilerin Gaziler Günü'nü kutlamış. Arkasına da işte Erhan Kaleli'ye dava açacağız falan diye. Açmadılar tabii ki de. O sıkar biraz. Yap işte devlet sağlıklı biliyor musunuz? Çok detayını bilmiyorum. Ama biliyoruz yani ne olduğunu biliyoruz. Sivas'a karışmayın. Sivas'a biri bir şey mi dedi demiş. Abi daha kendi dilimizi tam öğrenememişlerken Ebu TV'de Arapça öğretmeye çalışmaları tutmaz. Yok efendim işte bir gecede cahil kaldık. O konuya da değinelim. Arkadaşlar erkeklerde yanlış hatırlamıyorsam %4 kadınlarda binde 8 yani %0.8 %1 bile değil okuma yazma oranı. O da zaten subaylar ve öğretmenler biliyor okumayı yazmayı. Dil devriminden sonra zaten bir anda okuma yazma oranı artıyor. E bu salaklar yok dedelerimizin mezar taşını okuyamadık. Lan deden o kadar seviyorsan otur Arapça öğren. Arapça öğren oku. Harfleri öğrenmek zor değil ki. Hatta öğrenmene de gerek yok. Bu neymiş bu, bu neymiş bu. Al oku. Yok işte Kur'an okuyamaz hale geldi. E Kur'an bugün Türkçe. Türkçe biliyorsun, okuyor musun? Yine okumuyorsun. Bahaneye gerek yok. Bahaneye gerek yok. Öbür dünyada Allah sana öyle demeyecek. Yani inancın varsa öbür dünyada Allah dil devrimi yaptılar da sen o yüzden okumadın demeyecek. Müslüman olan İngiliz ne yapsın o zaman? Ne yapsın? Hadi sen Osmanlı'daydın zaten harfler Arapçaydı. Osmanlıca diye bir dil yok gerçi de. E, harfler Arapçaydı. Hadi sen öyle avantajlıydın. İngilizce, Fransızı onlardan Müslüman yok mu? Onlar ne yapacak? Madem tüm dünyaya geldi bu kitap. Onların ne suçu var? Ya. Arkadaşlar. E, çok cahil var ya. Hani biz de çok akıllı izlemiyoruz ama bu kadar da olmaz ki. Adama Ezanın Türkçe'ye çevrilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz diyorsunuz. Adam ezan zaten Türkçe diyor. Bismillahirrahmanirrahim bak diyor. Ya da mesela Selman Öğüt'tü galiba ya. Yanılmıyorsam oydu arkadaşlar. Ee, CHP Genel Başkan Yardımcısı ile bir yerde tartışıyor bir programda. Hatta seçim öncesi bu tartışma açtığı için CHP Genel Başkan Yardımcısına da bir sıkıntı yaratmışlardı. Bu çıkıyor diyor ki neden diyor Türkçe'ye çevrildi Kur'an ezan diyor. O da işte açıklamasını yapıyor karşı taraftaki. Bu da diyor Allahu Ekber diyor ya Allah birdir demektir. Şimdi şeyi soruyorlar Türkçesini diye soruyorlar. Allahu Ekber diyor Allah birdir demektir diyor. Adam daha ezan içerisinde geçen Allahu Ekber e, ifadesinin Türkçesini bilmiyor. Ekber'in ne olduğunu bilmiyor adam. Sonra diyor ki neden Türkçe'ye çevrildi? Arkadaşlar tabii ki bu tartışılır. Türkçe'ye çevrilmesi çevrilmemesi bu oturulur konuşulur. Ama e, biliyormuş gibi yapıp da yok Arapçayı çok iyi biliyormuş gibi yapıp da böyle daha ilkinden saçmalaması, ilk ifadeden bocalaması kabul edilebilir bir şey değil. Bugün kendini alim zannedenler de ezanın Türkçesini bilmiyor ki. Gök Türkçe ezan beni rahatsız etmez demiş birisi. Bir de arkadaşlar ezanın, Kur'an'ın hangi dilde olduğu önemli değil. Bunlar bir şey anlatıyor değil mi? Ezan namaza davet. Kur'an insanlar okuyup anlasınlar, bu kuralları öğrensinler demek. Doğru mu? Yani bugün mesela e, Fransa'nın anayasasını öğrenmek istedin. Fransızca mı öğrenmen gerekiyor? Hayır. Fransa anayasasının Türkçesini bulacaksın, okuyacaksın. Bu kadar. Yani gidip Fransızca öğrenmek artık çok çok üst seviyede gerekli. Amaç öğrenmek. Dolayısıyla Kur'an'ı Türkçe'ye çevirtirsin. Okursun. Bu kadar. Yayın kaydedilecek, evet. Rütbel olduktan sonra sivilde herhangi bir kavgaya karışıldığında bunun bir yaptırımı oluyor mu? Olur kardeşim, olur. Ciddi bir şeyse olur. Bir yıldan fazla ceza alırsan sıkıntı oluyor genelde. Mahzun-i çok güzel bir sözü. Bir de hani kavgada gerçi kavga öyle bir sıkıntı değil de yüz kızartıcı bir suçla alakalı bir davan falan olursa sıkıntı olur. Kur'an kurslarında Kur'an'a Arapça tecvidi yerine içindeki anlamı öğretseler daha iyi olurdu. Aynen katılıyorum. Şu an çoğu kişi dinden çıkıyor. %99 doğran 10 yıl önce şimdi %70 belki daha az. Sözde Müslümanlar oldukça daha çok düşecektir. Evet öyle bir ateist sayısında, deist sayısında bir artış var. Hani oranı tam bilmiyorum ama Öğretmezler işlerine gelmiyor. Bir de arkadaşlar benim aleyhime söylenen bir şeye açıklık getireceğim. Hani Nietzsche diyor ya kim namus bekçiliği yapıyorsa ki en namussuz odur diye. Buradan beni vurmaya çalışıp diyorlar ki kim sürekli FETÖ FETÖ diyorsa bilin ki o FETÖ'cüdür falan gibi salakça bir şey söylüyorlar. Ben de o paylaşımı yaptım. Bakın o burada tutmaz. Niye tutmaz? Çünkü ben kendi sıramda okuyan kişilerin kimin FETÖ'cü olduğunu biliyorum. Aynı sıralardan geldik. Ben de bunlara dedim ki bir buluşma düzenleyelim o zaman. Gel otur. Kim katılmak istiyorsa, benim FETÖ ile alakalı tek bir şeyimi bulursan dedim. Tamam ben öyleyim dedim. Ama bulamazsam dedim. Kimin FETÖ'cü olduğunu biz o konuşmada anlarsak ki ben net olarak anlarım. Suç bulunacağım dedim. Hiç kimse kabul edemedi tabii ki. Kimse gelemedi. Sadece e, gerçekten FETÖ'cülerle kavga eden, sağlam olduğunu bildiğim bir kardeşim. Abi ben de geliyorum dedi. Böyle bir şey yapalım dedi. Bu söz burada tutmaz. Namus bekçiliğinde tutar. Niye tutar? Çünkü toplumun herkes, herkesi mi her haltı yiyor ama ben Müslümanım diyor. Ben namusluyum falan diyor. Orada tutar. Ama burada iki farklı grup var arkadaşlar. FETÖ ve diğerleri var. FETÖ ve Atatürkçüler var. FETÖ ve vatanseverler var. Burada herkes İslam gibi bir durum söz konusu değil. Burada herkes namusluyum falan diyor gibi bir durum söz konusu değil. Burada iki farklı grup var. Dolayısıyla kavram karmaşası var. Aynı örnek olamaz. Buna da açıklık getirmiş olayım. Hala söylüyorum. Kim benimle görüşüp bu konuyu deşmek istiyorsa amenna kapım açık. Ama deşen kişinin FETÖ'cü olduğunu anlarsam suç duyurusunda ben bulunurum. Bu kadar da net söylüyorum. Allah'a şükür hiç bir grupla ilişkimiz olmadı. O yüzden hepsine savaş açabiliyoruz. Ben gelirim canlarını okumak için. Bekleriz. Bir canlı yayında kutayı hakkında aydınlatır, aydınlatır mısınız? İleride olabilir. Millet uzaya gidiyor. Biz hala dinde takıldık. Ama işte bunu aşmayınca da uzaya gidemiyorsun. Hani Arok'ta Cem Yılmaz geçmişe gidiyordu da işte şunu da yapmamız lazım. Petrol çıkarmamız lazım. Hatta nasıl çıktığını anlatayım mı falan. İşte çıkartayım da savaş çıkarın değil mi falan diyor ya. Öğreteyim de diyor. O da işte bir şeyleri aşıp aşıp gelişmeye çalışıyor diye. Onun gibi arkadaşlar bazı şeyleri oturtmadan olmuyor. Yani ilkokul sıralarında demokrasinin değesini duymamış. Ortaokulda derslerde uyumuş. Lisede hak getire ee, çok özür dileyerek söylüyorum işte kız peşinde koşmuş etmiş işte kızlar için ay şu çocuk çok yakışıklı falan diyerek etraflarında gezmişler etmişler aralarında konuşmuşlar ama hiç derslere kafa yormamış. Üniversite sırasına geldiğinde bir gruba girmiş o grubun dışına çıkmamış sürekli kavga etmiş yok ben ülkücüyüm yok ben bilmem neyim diye. Arkadaşlar bu insanlara siz tutuyorsunuz Magna Karta'dan bahsediyorsunuz bu insanlara demokrasiden bahsediyorsunuz Atatürk'ten bahsediyorsunuz. Atatürk'ün sadece fotoğrafını görmüş ve doğum ve ölüm tarihini biliyorlar. Başka hiçbir şey bilmiyorlar. Bu insanlara siz demokrasiyi anlatamazsınız. Liyakat anlatamazsınız. Layıklığı hiç anlatamazsınız. Gerçekten büyük sıkıntı. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. En temelden anlatmanız lazım. Din konusunda böyle. En temelden anlatmak. Mesela hilafeti hala, halifeliği hala e, dini bir şey zannediyorlar. Halifelik dini bir şey değil arkadaşlar. Mekke döneminde işte onunla ilgili bir video vardı paylaştım izleyin diye. Mekke döneminde ben bu arada kaç kişinin tıkladığını falan görüyorum çoğunuz bakmıyorsunuz. Mekke döneminde arkadaşlar e, bir idare sistemi yok. İdare bir sistem yok. Peygamber de diyor ki idare bir sistem yapalım. Yazılı bir şeyimiz olsun. Oturuyorlar kararlaştırıyorlar adına da halifelik diyorlar. Sebebi de benden sonra geleceklerin adı işte halef. Halef selef muhabbeti var. Selef öncesi halef sonrası oluyor. Ya, peygamberin selefi olmadığı için halefi olacak işte halife oluyor. Bunlar tamamen idari yönden. Zaten öyle olsa halifelik adını koymazdı. Peygamberlik derdi ki son peygamber. Tamamen idari olan bir şeyi bugün dinle bir arada tutmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Kaldı ki bir noktadan sonra iş kopmuş zaten. Halifelik kimde belli değil. Sonra bir fetva mı ne yayınlanmış? Her ülkede kendini işte yeterli gören kişi halifelik ilan edebilir diye saçma sapan bir fetva. Osmanlı'ya ne zaman geçmiş? İşte Yavuz Sultan Selim döneminde diyorlar. Ne zaman geçmiş, ne zaman etmiş o bile belli değil. Herkes ben halifeyim, ben halifeyim demeye başlamış. Halifeliğin dinle hiçbir alakası yok. Tamamen idari bir yönetim biçimi. O da Mekke'de o dönem olmadığı için. Bugün Türkiye'de var. Dolayısıyla buna gerek yok. Osmanlı'da da vardı. E, gerek yoktu zaten. Osmanlı'nın ilk kurulduğu yıllarda da yoktu zaten halifelik. Yönetilmiyor muydu? Kurulmuş ya kurulmuş. İmparatorluk kurulmuş. Halifelik olmadan. Dolayısıyla arkadaşlar e, çok fazla sıkıntı var. Dinde de böyle sıkıntılar var. E, tembelden girmeden bir şeyler anlatamıyorsunuz. Kur'an'daki sosyal konuları yaşatmak için idare etmeleri gerekiyor. O zaman gerekliydi ama sonraları değil. Katılıyorum. ya Burada anlattığımız şeyler bilinmeyen şeyler değil. Ama işte sıkıntı şu. Hep bilen kişiler toplanmışız anlatıyoruz. Bilmeyen kişilere anlatmamız lazım. Bunun için de daha çok kitleye hitap etmemiz lazım. E onlar da anlaması lazım. Ya da en azından bilmiyorsa dinlemesi lazım. Direkt küfrediyorlar. Nasıl bu sorunu açarız bilmiyorum. Gerçekten zor. Yani aslında inatla inanmak istemeyen bir insanı hani inandırmaya çalışmakta değil de gerçekleri anlatmak için buraya çağıracaksınız. Burada argümanını sunacak, ikna olup gidecek. Oraya da gelmiyor işte. Ya bu türkçü geçinenler mesela buraya gelmez. Gelseler anlatacağız da. O da argümanını sunsun, o da anlatsın mesela. Şöyle milyonlar izlenseniz ne güzel olur. Onun için bir yerlerimizi açmamız lazım arkadaşlar. Şaka maka yapmamız lazım. Espri yapmamız lazım. Kışkırtma yapmamız lazım. Saçma sapan şeyler yapmamız lazım. Ya yani. O moda da istesek yaparız da e, hani bu da çok iddialı olur tabii. Çok fazla kişi var ama bazıları e, o konuda milyon izlenebiliyor. E, yapmak da açıkçası kendimize yakıştırmıyoruz arkadaşlar. Yani Umutcan Twitch dedi. Ben ona bile ee, sıcak bakmadım. Ee, farklı algılanmak da istemiyorum açıkçası. Kur'an'da bir de ne kadar az düşünüyorsunuz diyor. Akıl sahipleri diyor. Bir de her türlü insana karşı bizi uyarıyor. Gülmeme challenge yapın falan. İşte böyle şeyler yapınca tutuyor. Ya da mesela ne yapmamız lazım? bir paylaşım yapacağız ya. Biz de biliyoruz arkadaşlar. Başlığı ne yaparsak çok izlenir falan. Ya da clickbait yapmayı biz de biliyoruz ama işte hoş olmuyor. Bak kardeşim Eray Twitch'e geçsek bağış yolu falan diyorsun ya işte projeler için falan. Ne derler biliyor musun? Bugün Twitch yayını yapan boş beleş konuşan adamlara herkes için demiyorum tabii ki de. Neden para kazandığını sorgulamazlar. Ama ben yaptığım için bak sırf ben yaptığım için işi paraya döktü derler. Derler bunu. Onu bırak şu film projesini bir hayata geçirelim. Ne diyecekler biliyor musun? Yaşantılarını şimdi paraya döktü. Hiç kimse çıkıp da yaşan, yaşadıklarını yazan ya da bomboş şey masu başı falan o tarz kitapları yazanlar. Hani boş demeyeyim yine de onun da alıcısı var. O kitapları yazanlara demezler neden işte nasıl bir boş kitap yazdın diye. Ama biz burada operasyon anılarını yazsak. Meskun Mahalle ilgili zaten aklımda bir şey var ama ciddi bir çalışma gerekiyor bunun için. Çocuk kitabı gibi değil. Bunu yazsak derler ki anılarından işte kitap devşirmeye kalkıyor. Nerede yaşıyorsunuz sizi almasınlar. Gelip alsınlar sıkıntı yok. Erhan Kaleli'ye kilo kışkırtması yaptık dava açtı. Işte. Derler arkadaşlar hepsini derler. Gerçekten derler. Diyecekler. En çok da sizin en yakınınızdakiler diyecek. Kendi devre arkadaşın adını bilmediğin için adını bilmediğin için yüksek çapraz tutuş diye bir tane hesap açacak mesela. Ekşi sözlükte seni karalayacak. Tamam mı? Senin ne kadar e, şok mangasında eziyet çektiğini bilmediği halde oraya biliyormuş gibi yazacak. Ya da dışarıdan bir insan senin arkadaşınmış gibi yazacak. İnsanlar karalamak için her yolu deniyor. Kendileri senin seviyene çıkmak için bir şeyler yapamıyorlarsa arkadaşlar hepsinin bedeli var tamam mı? Ya bak şunu çıkıp şurada anlatıyorsak bunun da bir bedeli var. Bunu yapamayanlar, bu bedeli ödemeyenler ucuz yoldan seni aşağı indirmeye çalışıyorlar. Aynı seviyeyi yakalamaya çalışıyorlar. Gerçekten arka planda ne bedeller ödediğimizi bilmiyorsunuz. Şu an aklımı meşgul eden, hayatımda vermem gereken en zor kararı vermem gerekiyor. Çok zor bir karar. Bugün iki gündür gerçekten çok kötüydüm. Hatta dün birileri mesaj attı. Neden bugün bir paylaşım yok, moralizm bozuk diye. Gerçekten çok kötüyüm iki gündür. Şuraya çıktım bir şeyler anlattım ama emin olun şu dönem en zor kararı vermem lazım ve çok 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 ciddi bir karar. Aklım sürekli orada, meşgul, canım sıkkın. Ama ona rağmen bunu yapıyorsak bunun da bir bedeli var. Bunlar hiç bilmeyenler atıp tutuyor işte. O Türkçüler mesela, harb şok muhabbetlerini bilmiyorlar. Biz şoklanırken arka taraftan gülen adamı bir de FETÖ'cü savunuyorlar. Biliyor mu o şimdi, o bilmem ne grubu, savundukları adamın biz orada şoklanırken arkadan güldüğünü? O ne derse ona inanıyorlar. Niye? Fiziksel durumu kötü. Bu mudur ya? Bir insanın aklını fiziksel durumu belli ediyorsa kolu bacağı kopmuş teröristlere de acıyalım o zaman. En haklı onlar. Kolu bacağı kopmuş. Uçak vurmuş ya adamı yanmış yanmış. Bu adamı acıyalım o zaman. Teröristlere acıyacaksak. FETÖ bir terör örgütü değil mi kardeşim? Bunun üyeleri terörist değil mi? Bu ne kadar zarar görürse görsün bitti artık yani. Burada şehitleri ayrı tutarım. Ama Gazi ise hala yaşadığı için cezasını çekmeli. FETÖ'lü şeyi varsa. O da bir terör örgütü. Milletin hakkını yemiş girmiş. PKK da bir terör örgütü. PKK en azından milletin hakkını yiyip de dağa çıkmıyor. Değil mi? Çıktıktan sonra yiyor. Ne olduğu belli. Ne mal olduğu belli. Bunlar daha tehlikeli FETÖ. Niye? Elinde silah görünmüyor normal şartlarda ve anlayamıyorsun. Senin üniformanın içine girmiş. Seni içten fethetmiş. Bu daha tehlikeli. E ben niye acıyım ki bu adama yani? İşte kendini Türkçü zanneden gruplar da bunların dibinden ayrılmıyor. Aferin. Aferin. Türkçü sizsiniz. Aferin. Bunların hepsi FETÖ'cü ya. Üstü kapalı FETÖ'cü. Bir FETÖ Türkçü olabilir mi ya? Bir FETÖ'cü Türkçü olabilir mi? Yazık günah ya. Adam aynı yerde okumuş. Aynı yerde okuduk arkadaşlar. Biliyoruz. Biliyoruz. Kimin ne olduğunu biliyoruz. Adam aynı yer okumuş derken onu mu savunuyorsun sen? Anlamadım. Bir açar mısın Sinan Genç konuyu? Sen aynı yerde okumadan nasıl bilebiliyorsun onu merak ettim. Böyle 3 ay 5 ay dışarıdan görüp tanımayla. Arkadaşlar Einstein'ın bir sözü var ya. Ön yargıyı kırmak atomu parçalamaktan daha zor diye. Gerçekten öyle. E, alışmışsınız birilerini kahraman olarak yüceltmişsiniz. Konduramıyorsunuz. Konduramamanız onun gerçek olmadığı anlamına gelmez. Konum Selman Uyt tam cemaatçi zaten çalışıyor üniversite benzer şeyine. Ya Selman Uyt hiç makbul biri de değil zaten. Yani ona inanan güvenen senin görüşlerini savunuyorum diyorlar ya. Nereden biliyorsunuz diye. Hayır abi senin görüşlerini savunuyorum diyorlar ya. Nereden biliyorsunuz? Diye. Anlamadım kardeşim ya. 2017'den beri takip ediyorum. Sizlere böyle bir subayın var olduğunu bilmek benim umutlarımı giderek artırıyor. Hiç kalitenize mümkün vermediniz. Her şartta mücadele etmeniz bana ilham veriyor. Estağfurullah kardeşim. Ben vicdanım rahat olsun da. Bak şurası rahat olsun gerçekten. Ee, yine böyle güzel bir söz var. En yumuşak yastık temiz bir vicdandır diye. Gerçekten başımı yastığa koyduğumda vicdanım rahatsa, şuram rahatsa benden iyisi yok. Çünkü bugün hapse de atsalar mesela, hapiste de bu vicdan rahatlığına ihtiyacınız olacak. Ama vicdanınız rahat değilse, gerçekten fiziksel anlamda en rahat yatakta da yatsanız sabahlara kadar uyuyamazsınız. Tabii bir vicdanınız varsa. Yoksa işte böyle sağda solda kahramanım diye gezersiniz, gerçeği insanlardan gizlersiniz, saklarsınız. Ya da bu FETÖ'cülerle kol kola gezersiniz. Ya. Buraya yazdılar az önce bu adamların FETÖ'cü olduğunu nereden biliyorsunuz diye ben de size sordum. Anladım anladım. Ayrı onu demek istemiyorum. Ortada bir suç varsa ya vardır ya yoktur. Yani FETÖ'cü varsa kesinlikle. Biri sormuş nereden biliyorsunuz? Ya arkadaşımız da aynı yerde okumuş. Ha tamam anladım. Ya, açılmasının menzille alakası var mı? Bilmiyorum. Niye olsun ki? Yani tekrardan açılmış. Ama araştırmak lazım tabii. Bakmak lazım. Şu an camyon açıldı mı açılmadı mı onu da bilmiyorum. Sen açıldı demişsin de. Bu konuda sizin ilgi alanınız olduğu için okula gireceksiniz. Ee, daha çok şey biliyor olmanız daha olası. Karar bakımından mezun olduktan sonra yüksel, yüksek sensi yapmanın avantajı nedir ve siz kıdem alabiliyorsun. Yurt dışında yaparsan kendini geliştirirsin. Yurt dışında yapsan da İngilizce isteniyor. İngilizce konusunda kendini geliştirirsin. Tez yazmış oluyorsun. Yani kendine entelektüel anlamda da birçok şey katmış oluyorsun. Güzel. Ben yurtdışı yüksek sansa göndermedikten sonra hakkımı yedikten yedik, yediler. Onun üzerine biraz soğudum. 2015'te başvurmuştum. Ama bu sene tekrardan başvuru yapacağım arkadaşlar. ODTÜ'de güzel bir bölüm var. Orta Doğu Araştırmaları diye. Oraya başvurmayı düşünüyorum. Ee, olursa güzel bir bölüm olacak. FETÖ'cü ancak maklubeci olabilir. Aynen. Ben daha maklubenin ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl bir tatlı mı acı mı tuzlu mu onu bile bilmiyorum. Şarjı bitmesin telefonun. Kardeşim 5-6 saat gider herhalde. Yüzde yüzken açtım bu sefer. Yine bir saat yapacağım diye 2-3 saat yaptın Saat kaç oldu? Kaç kişi? Şu an kaç kişi izliyor ve kaç oldu arkadaşlar? Ee, süre. Birisi yazabilir mi? Beylik tabancanız. Kılıç 2000 mega. Mesela Hı. o konuda da tabancasını daha çok göstereni daha asker zannediyorsunuz değil mi? Yazık. 2 saat 17 dakika mı olmuş? O güzel. Bir öncekinden daha fazla olmuş. 82. Tamam güzel. Birazdan kapatırız arkadaşlar. 84 kişi 2 saat 22 dakika. Tamam. Tamam tamam, tamam. yazmanıza gerek yok. 144 dakika. <laughs> Koronavirüsle Doktora tezim diyen biri var. Doçent doktor Mustafa Ulaşlı. FETÖ'den KHK ile atılmış göreve geri alınacak diyorlar. Bilginiz var mı? Alınmasın arkadaşlar. Bu adamlar asker öğrencileri, askerleri Hipokrat yemini etmelerine rağmen ordunun dışına atmak için neler yaptılar? Bu adamlardan hayır gelir mi ya? Bahsettiğin kişi adı o muydu, tam bilmiyorum da. Adına bakmadım. Böyle bir kişiden bahsediyorlar. Hiçbirinin alınmaması lazım. Bu kişiler Virüsü doğrudan halkı katletmek için bile kullanabilirler. Bu adamlara güven olmaz. Ne gibi kritik... Var? Onu söyleyemem. Zaten hiç kimseye söyleyememem gerektiği için. Zor ya. Bazı kararlar zor arkadaşlar. Kişisel bir şey ama işte... Hayat hep bu kararlardan ibaret zaten. Ben hayat hep merdiven basamağı olarak görüyorum ama... Öyle klasik anlamda merdiven basamağı değil... Merdivenlik basamağına çıktınız ya, biraz daha düz bir alan düşünün. Çıktınız biraz daha düz bir alan düşünün. Bu camilerin önündeki merdivenler gibi falan yani. Ya da tarihi bir binanın önündeki merdivenler gibi. O çıkarken işte karar verme aşaması oluyor oradan çıkarken. O kararı doğru bir şekilde verebildiyseniz çıkmış oluyorsunuz. Veremediyseniz orada kalıyorsunuz. Verdikten sonra ki düz alanda da kendinizi geliştiriyorsunuz. Eğer kendinizi çok iyi geliştirebildiyseniz bir sonraki basamağa daha kolay çıkıyorsunuz. Eğer o basamakta kendinizi geliştirmeniz gerektiği kadar geliştirmediyseniz bir sonraki basamağa ya çıkamıyorsunuz ya da çok zorlanıyorsunuz. Bence hayat böyle bir şey. Tabi ara ara da işte cam kırığı koyuyorlar. Çivi koyuyorlar. Bunu koyanlar da yine o merdivenden çıkanlar. Ya da birileri cebinde çivi taşıyor başkalarına zarar vermek için. Onu döke döke gidiyor. Saça saça gidiyor. Hayat biraz böyle bir şey. Ve merdivenin de sonu yok. Nereye çıkıyoruz, ne yapıyoruz belli değil. Ne merdivene ne zaman başladığımızı biliyoruz, ne de merdivenin ne zaman biteceğini biliyoruz. Bazıları da işte merdivenin basımandan yana kayarak aşağı atlıyor, intihar ediyor. Evet, böyle hayat biraz böyle bir şey. Birileri de işte bir şeylere inanıyor. Yukarı çıktıktan sonra şunu göreceğiz, bunu göreceğiz. Bunlar da dinler oluyor. Birileri işte tek bir tane göreceğiz diyor. Birileri çok göreceğiz diyor. Birileri hiç görmeyeceğiz diyor. Bu da din oluyor. Aa merdiven var onu biliyoruz. Merdiven niye biliyoruz? İçindeyiz. Aslında onu da bilmiyoruz. Matrix diye bir şey var kardeşim. O filmde der ki, o film izleyenlerin çoğunun anlamadığını düşünürüm ben. Ee, çünkü Matrix felsefesini bilmeden o filmi izleyip... ...aa adam ne güzel uçuyor işte mermi geliyor ve üstünden geçiyor falan diyor. O mesele öyle değil. Ya da adam binadan binaya atlarken... ...ilk başta atlayamayacağını düşünüyor, atlayamıyor. İkinci atlayabileceğini düşünüyor, atlıyor. Bizim başka bir yerde özümüz, tözümüz başka bir yerde... ...buradaki de bizim sadece bir yansımamız. Hologram gibi düşünün der. Yani aslında o merdiven de bir sanrıdan ibaret olabilir. Ee, dolayısıyla... Ya bunu da mesela şuradan açıklıyorlar. Hastanede yata, yatan bir kişi, biz gazilerden de çok gördük. Mesela adamın bacağı kopmuş. Ee, ama ertesi sabah uyandığında, mesela sol bacağını kaybettiyse, e, sol ayağımın altı kaşınıyor, kaşır mısın diyor mesela. Bacağı yok ve ayağı kaşınıyor. Şimdi bu aslında inanmayla alakalı. Beyni henüz ikna edememiş. Dolayısıyla gerçekten de başka bir yerde böyle bir özümüzün, tözümüzün olduğu felsefesi çok mantıklı da geliyor. Eğer olay buysa, bu da bunu doğruluyor. Ee, böyle olunca işte dinlerde geçen hani bu dünya aslında gelip geçici e, şeyi de çok mantıklı geliyor. Yani gerçekten bizim özümüz, tözümüz başka bir yerdeyse, yani düşüne nasıl beyin oradaysa, e, bunun çok bir hükmü kalmıyor, anlamı kalmıyor. Bunun üzerine aslında çok konuşmak lazım ama bu canlı yayında olur mu bilmiyorum. Böyle bir araya gelip sohbet etmek lazım. PDR mezunuyum. Tahlillerinizin çoğu psikologdan daha iyi. Psikolojiye ilginiz var mı merak ettim. Öyle mi? Gerçekten çok mutlu oldum kardeşim. Ee, ben psikolojiyi çok severim. Ee, ama okumadım. Sosyoloji okuyorum. Üç dersim kaldı sonra mezun oluyorum. Ee, o bittikten sonra e, psikoloji okumayı düşünüyorum. Ama psikolojiyi örgün okumamız lazım. Bildiğim kadarıyla uzaktan alınmıyor. Öyle yapacağız artık. Ama ilgim var. Çok severim. Yani psikolojiyle alakalı birçok şey de araştırmışımdır. Evren simülasyonu. Bu Matrix. Matrix eğitimini almıştım ben. Aslında bundan bahsediyor. Film de aslında bundan bahsediyor. İşte bu dünyanın gelip geçici olma şeyi fikri aslında biraz buna dayanıyor. Deniz Piyade Doğu'da Kayseri Komandanın duvar yazısını karalayıp Deniz Piyade yazmış. <laughs> o nasıl bir eziklikmiş ya. E, genel konuşmayalım tabii de o yazdıysa. İhraç olan bir askeri doktor vardı. İsmini hatırlamıyorum. Tam 445 savaş pilotuna sahte uçu, olamaz raporu vermiş. Buna rağmen sivilde halen çalışıyor. Bu doktor mücadele bu doktor mücadele iyi yürüyor cidden. Aynen. Kör topal gidiyor işte kardeşim şekilde. Gitmiyor aslında da. Parasını veren zenginler direkt tahliye ediliyor. Onun bir şeyi var. Eğer hakimin seni tahliye etmesi biraz meşakkatliyse senden 1 milyon falan istiyor. O kadar meşakkatli değilse 200-300 bin lirayla yırtıyorsun falan. Böyle şeyler var. Herkes bir yolunu bulmuş. Hakimler de bulmuş. Tarafsız ve teminatlı olmaları gereken hakimler, işte düğmeleri cübbelerinde olmayan hakimler önlerini iliklemeye falan çalışıyor buradan para devşirmeye çalışıyor. Hipokrat yemin etmiş doktorlar işte sahte sağlık raporu veriyor. Nereye gidiyor bu ülke ya? Nereye gidiyor? Bir taraftan birileri de kendini geliştirmeye çalışıyor işte. Hangi tarafa ağır basarsa ülke oraya gidecek. Bir tarafta çoluğu çocuğu etrafında toplayıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Beyinlerini yıkıyor. Yazık günah ya. Vallahi yazık günah. Konu tam size göre bir alan olur. Psikoloji gördüğüm kadarıyla peşini bırakmayın. İlginiz varsa saygılar. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Ya, bu arada senle benle konuşuyorum bazen de samimiyetten arkadaşlar yanlış anlamayın. Yoksa hepinize saygı duyuyorum yani yanlış anlamayın. 80 ihtilali hakkında düşünceleriniz neler? O da farklı arkadaşlar. Bir yayında baştan sona konuşabileceğimiz bir şey. Şimdi burada bir iki cümle söyleriz. Sağdan soldan cımbızla laf aramaya çalışıyorlar ya. Enine boyuna konuşmak lazım bizim onu. Kuantum fiziğine göre çoklu evren teorisi var. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Kuantum fiziğini de araştırdım arkadaşlar. Paralel evrenler muhabbeti de var. Bir maddenin aynı anda birden fazla yerde olabileceği şey var. Çift yarık deneyi var. Arkadaşlar çift yarık deneyinden sonra zaten bilim adamları biraz saç şey yapmaya başlıyor. Algılayamıyor olayı. Bir çift yarık deneyini araştırın. Solcan deliği diye bir belgesel var. Ona bakın işte kuantum fiziğindeki çok devren teorisi de çok mantıklı olabilir. Yani İkinci Dünya Savaşı da aslında, işte bu Matrix'te de geçer. İkinci Dünya Savaşı da halen devam ediyor diye. Yani isteyen kişi oraya da ışınlanabilir, onu görebilir. Ya da morfik alanlar var mesela. O morfik alandan girerek tarihte daha önce yaşamış kişilerle sohbet edebiliyorsun diye de söylenir. Bir de astral seyahat muhabbeti var işte ki o her şeyi karıştırıyor. Çok şey var arkadaşlar ya. Ya bugün Newton fiziği çöktü biliyorsunuz. Kuantum fiziği ortaya çıktıktan sonra. Bir maddenin aynı anda birden fazla yerde olabileceği ve olasılık teorileri işin içine girdi. Bu işte atomun etrafındaki elektronlar mesela nerede olduğunu bilmiyorsun ama bir yerde olma ihtimalini hesaplıyorsun. Ya da ışık madde midir, foton mudur? Bazen madde gibi, bazen foton gibi davranıyor. İşte çift yarık deneyi yine bunu bozdu. Çok karışık şeyler var arkadaşlar ya. Bunu bir çözebilseler zaten. Bir taraftan işte CERN'de yapılan deney vardı. Sonuçlanamayan. Yani bu dünyanın bir hologram olma ihtimali çok yüksek. Bunlara baktığımızda. Bir şeyler açıklanamıyor çünkü. Şimdi dini bu anlamda yorumladığımızda... ...işler iyice karışıyor... Ya buna bazen mantıklı açıklamalar getirebiliyoruz ama o ne kadar doğru? Ya da birden fazla mantıklı açıklama getirebiliyoruz. Hangisi doğru? İş burada felsefeye giriyor işte. Varlık felsefesine gidiyor arkadaşlar. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Sabah mesai var komutanım ama sohbetiniz gerçekten de uykudan feda etmeye değiyor saygılar. Ozan iyi geceler diyeyim ben size. Mesai daha önemli çünkü. Camya açılacak. Ya şimdi bu konulara girince biri şey yazmış. Komutanım uyuyun yormayın kendiniz. Sıkıntı yok kardeşim. yazmış. Birisi birine bir şey yazmış da. Hmm. KYK mağdurlarına ne olacak? FETÖ borsası yüzünden beraat edemeyenler var. FETÖ'cü hakim savcılar yüzünden mağdur olup FETÖ'den ceza alanlar var. Bu kişilere ne olacak? Ne yapmamız gerek? Yani gerçekten mağdursa kardeşim inşallah döner. Ki bu döner yani bu normal bir dava bile hakaret tehdit davası bile bir buçuk yıla iki yılı buluyor. Böyle büyük bir davanın bu kadar çok sanıklı davanın hemen bitmemesi normal arkadaşlar. Daha 4 yıl oldu. 4 yıl tamamlanmadı bile. Onlar da iade edilir. Bir bekleyin ama. Kolay değil. Şu an yargının işi de hiç kolay değil. Bir de yargının içinde hala FETÖ'cü olanlar var. Onların temizlenmesi gerekiyor. Çok zor. Özellikle çift yarık deneyinde gözlendiği hisseden atomdu galiba. Farklı şekilde hareket ediyor. Tüylerimi diken diken etmiş. Ya şöyle. Şimdi normalde atıyorlar, bir tane e, yarık açıyorlar. Atıyorlar, karşı tarafta işte şeyler bir dizilim yapıyor böyle çizgi gibi. Yarığın şeklini alıyor. E, i̇kincisinden iki tane yapıyorlar bu sefer. Atıyorlar, İki tane böyle e, karşı taraftaki duvarda, levhada e, bir çizik şeklini alıyor. Aynı yarığın şeklini alıyor. Daha sonra... İşte rastgele atıyorlar birden fazla fırlatıyorlar İki tarafta da alıyor. Adamlar bakmadan yapıyor İşte yine iki tane kamera var kamerayı kapatıyorlar arkadaşlar. Ha, ondan sonra tek tek göndermeye başlıyorlar. Bir tane gönderiyorlar soldakinde çıkıyor bir tane gönderiyorlar sağdakinde bu normal. Yani ışığın nasıl hareket ettiğine bakıyorlar. E bir solundan giriyor bir sağdakinden giriyor. Kamerayı kapatıyorlar adamlar bakmıyor oraya bir tane gönderiyorlar iki tarafta da çıkıyor. Yani aslında e, tek bir atom elektron artık ne derseniz e, ikiye bölünmüş oluyor. Bir olasılık devreye giriyor. İki tarafta da çıkıyor ışının. Orada işte mal oluyorlar. Ne olduğunu anlayamıyorlar. Kamera kendilerini devre dışı bırakıyorlar. Kamerayı açınca tek oluyor. Kapatınca yine iki oluyor. Buna da gözlemci etkisi diyorlar. İşte bu da aslında Tanrı'ya yorulabilir arkadaşlar. Tanrı da eğer bu şekildeyse onun da bir gözlemci etkisinden söz edilebilir. Bir insan felsefe dersinde de evimizde komutanım. Matrix filmini izleyip varlık felsefesine göre yorumlayıp 10 adet soruyu minimum 10.000 kelime kullanarak Kuramsal açıdan kendimizi yorumluyorduk. Vallahi güzel bir konuymuş. Albert Camus'un yabancı kitabını okudunuz mu? Onu onu okudum kardeşim evet. Yok yabancı okumadım. Onun bir kitabı daha var. Neydi? Yine böyle tek kelimeyle. Adını unuttum şimdi. Onu okudum da yabancı okumadım. Okumadığımız çok şey var arkadaşlar ya. Mesela Celal. Celal'in okumadığı kitap yok. Ona sonra okumuştur. Arkadaşlara Kenan Evren'in altı ciltlik anılarını okumalarını tavsiye ederim. Merak edenler için gayet aydınlatıcı bilgiler içeri dönemi ve kendi subaylık hayatı için. Arkadaşlar bu arada Celal'i takip edebilirsiniz. Ondan da kitap tavsiyesi isteyin. Bu konuda çok iyi. Marx, Weber, Kont, Durkheim oku. Sonra git kimleri anlamaya çalış ya kendin. Yani aynen bunları mesela konuşuyoruz ediyoruz. Sosyoloji okuyoruz ediyoruz. Gidiyoruz öte yandan Türkçü biziz deyip bizi hakaret edenlere Türkçülüğün ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çoluğa çocuğa ya Zor be kardeşler. Vallahi zor. Sen sağ ol Celal. Keşke ölen birinden ölünce ne olduğunu öğrenebilsek de şu aklımızdaki sorular azalsa biraz. Belki de hiçbir şey yoktur. Karanlık bir levhadır yani. Doğmadan önce nasıl hissediyorsak öldükten sonra da öyledir. Aslında şu anki en mantık bir yaklaşım o bence. Doğmadan önce neyse öldükten sonra da mantıken o. Ama işte reenkarnasyon varsa ve bir sonraki hayata doğduğumuzda bir öncekini unutuyorsak bu da mantıklı gelebilir. O zaman da bunu hiç hatırlamayacağız ve sıfırdan doğmuş gibi olacağız. Hindistan'da buna inanıyorlar mesela. Hayatın da reenkarni olduğunu düşünüyorlar çünkü. İşte kışın yaprakların, ağaç, ağaçların yapraklarını dökmesi, yazın tekrar çıkması, kışın tekrar dökmesi falan. Bunu bir reenkarnasyon şeyiyle açıklıyorlar. Doğanın kendi içinde var diyorlar. ...bana e, reenkarnasyon çok mantıklı geliyor o yüzden. Ya şöyle düşünün. Aslında daha önceden de bu hayatta yaşadınız belki. İkinci Dünya Savaşı'na denk geldiniz. Ama ölüp tekrardan doğduğunuz için öncekini hatırlamıyorsunuz. Abi sen sp ne? Spritüelizme evriliyorsun. <laughs> Dünyada nasıl elmas az ve değerliyse sizin gibi düşünenler de bu Yok kardeşim ya. Emin ol bu şekilde düşünen de çok var. Bizim avantajımız çıkıp anlatıyoruz işte. Ve sizin gibi gerçekten algısı açık kardeşlerimize sohbet ediyoruz. Şuraya düşünsene ya 80 tane o Türkçü geçinen tayfadan koyduğumuzu. Yediğimiz küfrün haddi hesabı kalmamıştı şimdi. Kimisi çıkıp dinsiz derdi. Daha dininin ne olduğunu bilmeden. Kimisi çıkıp vatan haini derdi. Türk'le düşmanı, Türklüğe düşmansın derdi. Türklüğün ne olduğunu bilmeden. Kimse çıkıp Nihalatsız'ı tanımadan Nihalatsız'a karşısın derdi. Böyle. Nihilizm hakkında da, hiççilik hakkında da konuşabiliriz. Çok şey konuşabiliriz. İllasoloji, bu arada teşekkür ederim o paylaşımın için. Benim şizofrendeki bir sözümü almışsın. Güzel bir yerden yakalanmışsın. Ben de o sözün geçtiği bir yeri paylaştım 4 sayfalık bugün. Onu da kim, çoğu kişi okumadı ya. Okuyanlar çünkü oraya yorum yazacaklardı. Kasıtlı olarak paylaştım. 4 sayfa orada okumak çünkü kolay değil. Sürekli çok hızlı bir hayatın içerisinde sürekli akan bir sosyal medyanın içerisinde durup da 10 dakikanızı ayırıp 4 e, sayfalık yazı okumak kolay bir şey değil. Gerçekten okuyup oraya yorum yapanlara da büyük saygı duyuyorum. E, onu biraz onun için paylaştım. Origins filmini öneririm. Reenkarnasyonu güzel anlatan filmlerden biri. Güzel. Bu arada idama karşıyım dedim. İdamla ilgili The Life of David Gale. David Gale'ın Hayatı diye güzel bir film var. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, i̇damı savunanların birçoğunun fikrini değiştirebilir. Güzel bir film. Google'a yaz kardeşim. Atsızın Atatürk hakareti meclis tutanakları diye yaz. Tutanaklara geçmiş zaten. Ki sadece o değil yani. Atatürk hakkındaki düşüncesi. Dönem dönem sallamış, dönem dönem övmüş. E bu daha kötü. Yani e sallıyorsan arkanda, arkasında dur bari ki. Bir dik duruşun olsun. Haftanın bazı günlerinde mesela pazartesi, din, salıyı, felsefe, çarşamba, metafizik gibi şeyler konusu Olabilir kardeşim. Olabilir. Olabilir. Çok uzun şeyleri şimdi okumuyorum bazen. İşte belki de aradığın şey onun tam sonundadır. Kaşıkçı elmasının nasıl bulunduğunu bir araştırsana. Yok, okuduğum kitap veba değildi, veba değildi. Felsefe dersinde felsefe dersinde sormuştum hocama sizin yorumunuzu merak ettim komutanım. Her şeye gücü yeten sonsuz bir yaratıcı neden aciz bir insanoğlunu sınamak ister? İşte bak o şunu hani e, her türlü noksanlıktan münezzeh diyor ya. Şimdi yaratma ihtiyacı. Şimdi insan niye yarattı diyoruz? Bilinmek istedi diyor ya. Bilinmek de bir ihtiyaç. O zaman her türlü noksanlıktan münezzeh olmuyor. Orada bir çelişki var işte. Neden aciz bir insan olduğunu yarattı? İşte o, o, bir çelişki. Ben de onu çelişki olarak görüyorum. Ya onu diyeceksek her türlü noksanlıktan münezzeh olmuyor. Her türlü noksanlıktan münezzehse niye yarattı? Onun mantıklı bir cevabı olmuyor. Yani bilinmek istemek bir ihtiyaç. Eğer gerçekten çok çok sonsuz şeyse bilinmek istememesi lazım. Buna ihtiyaç duymaması lazım yani. Bu da bir ihtiyaç. Orada bir çelişki var bence de. Onun cevabını hala verebilen yok işte din alimleri bilinmek istedi diyor. Ben buna katılmıyorum. Başka bir sebebi olmalı. Bilinmek istemek bir ihtiyaç çünkü ve noksanlık tezi çöküyor. Her sanat sahibi sanatını göstermek ister. Kime gösterecek? Bak şimdi sen sanatını icra ettin. Başka insanlara gösterirsin değil mi? Tanrı seni yarattı. Başka tanrılara mı göstermesi gerekiyor? Sen mesela sanat bir eser yaptın, bir tablo yaptın. Onu başka tablolara mı gösteriyorsun? Hayır. Sen başka insanlara gösteriyorsun. Birebir örtüşmüyor yani. Orada bir sıkıntı var. Bir de her sanat sahibi sanatını niye göstermek ister? Ya o kadar emek verdim der. Bu da bir ihtiyaç. Gösterme ihtiyacı duyar. Tamam mı? Gösterme ihtiyacı duyar. Yani göstermezse yapamaz. Ama her türlü noksanlıktan münezzehse göstermeden de yapabilmesi lazım. Tamam mı? Bir sıkıntı var burada. Din alimleri henüz buna net bir cevap verebilmiş değil. FETÖ mağduru komutanlarla yaşadıkları hakkında videolar gelir mi? Mesela Ali Türkçü Hasan Tirliur komutanlarımız. Gelecek kardeşim. Ya yani şu an görünen o. Kur'an Tanrı'yı anlamak için yetersiz yanlış ve ona hakarettir. Ne Kur'an Tanrı'yı? Ya Kur'an'ın eksik olduğunu düşünüyorum ben. Birçok delil onu gösteriyor. İşte aradım yorum konutam tam çok sağ olun. Eyvallah kardeşim. Şimdi arkadaşlar konu yine dine bağlandı da hani bu iş din felsefesine kadar gidecek herhalde. Çok sorgulamaya başladık. Ne diyecektim? Burada bir şey diyecektim unuttum ya. Şu yorumları okuyunca. Hangi yorumu gördüm de aklıma gelmişti. Bazen Tanrım nasıl var olduğunu düşünmeye ve hayal etmeye çalışıyorum. Bu boşluğa düşüyorum farklılıkları. İşte bak bunu sorgulamak lazım ama dinle diyor, sorgulama diyor. Aklın ermez diyor. O zaman bu aklın bizde ne işi var? Şimdi bu sefer de bunu sorguluyorsun. Ya işte bak benim asıl merak ettiğim konu şu. Allah herkesin, İslam'a göre konuşuyorum. Allah herkesin cennete gitmesini istiyor değil mi? Hatta şeytanla iddiaya giriyor. Kendi yarattığıyla iddiaya girmesi de aslında bu anıya da inanmıyorum ben. Bu anekdota, bu saçma bence. Allah kendi yarattığıyla iddiaya girer mi? İşte ben ölene kadar senin kullarını şeyden çıkaracağım. Dinden imandan çıkaracağım diyor. O da çıkaramayacaksın diyor. Şimdi bak. Ve şeytan kazanıyor. Hakikaten birçoğu dinden çıkıyor. Doğru mu? Şeytan kazanmış oluyor. Çok saçma bir şey. Dolayısıyla bu anekdota inanmıyorum. Ben mantıklı olarak bunu görüyorum. Ayrıca bunu kim görmüş ki anlatıyor. Birçok şey var aslında üzerine konuşulabilecek. Ee, he şimdi Allah yarattığında yani madem herkesin cennete gitmesini istiyor. E insana da bu aklı vermiş. Şimdi normal bir istatistik düşünelim arkadaşlar. İstatistik dersi tamam mı? İçinde toplar var. İçinde cennete gidecek ve cehenneme gidecek. Ya, ya da şöyle söyleyeyim. Buraya birçok insan geliyor tamam mı? Birçok insan geliyor. İki tane top koyuyorum. E, kupa koyuyorum ben. İçinde Birinden alanlar cennete gidecek, birinden alanlar cehenneme gidecek ama hangisi olduğunu söylemiyorum. Kişilere de akıl veriyorum. Seçme aklı veriyorum, seçme. Şimdi gelecek şimdi buraya da milyarlarca insan var diyelim. Gelecekler. Bu insanların hepsinin şu A'dan seçmesi mümkün mü? Mümkün değil, değil mi? Bazıları bundan seçecek. Allah bunu bilmiyor mu? Biliyor. O zaman nasıl herkesin cennete gitmesini arzulayabilir ki? Zaten akıl vermişsin. İki tane top koymuşsun. Herkesin bundan seçmesini beklemek kadar saçma bir şey olamaz. Arkadaşlar inanışlar da çöküyor. Kaldı ki biz Allah'ın söylediklerini ayetler vas vasıtasıyla biliyoruz değil mi? Dolayısıyla ayetle gelmeyen şeyi nereden bilebilirsin? Yani Kur'an'da olmayan bir şeyi nasıl bilebilirsin? Bu olay ter Mesela bu, bu olay yok. Yani iddiaya girme falan olayı kim duymuş görmüş yani. Mantığına ters gelen her şeyde inanç zayıf kalıyor haliyle. Hayır aslında başka bir şeye inanmaya başlıyorsun bu saatten sonra. Ya inan, inanç hiçbir zaman bitmez. Bu sefer başka bir şeye inanmaya başlıyorsun. Ateistler de bir şeylere inanıyor. Onlar da yokluğa inanıyor. Bir şeylerin olmadığına inanıyor. Yani inandığın şey bir şey olmak zorunda değil. Bir varlık, bir olgu olmak zorunda değil. Bir kavrama da inanabilirsin. Olmayan bir şeye de inanmış olabilirsin. İnanç her zaman vardır. İnsan çünkü inanmaya meyilli bir varlık diyelim. Şu an sorguluyoruz arkadaşlar. Yani herhangi bir görüş falan da belli etmedim. Ama bunu bana kalırsa sorgulayıp ateist olan sorgulamadan inanandan daha makul. Bu da benim düşüncem. Az önce bir şey diyecektim onu unuttum ya. Aklıma da gelmedi. İdam olsaydı bu ülkede balyozdan alınan komutanlarımızın hepsi idam... Aynen kesinlikle katılıyorum. Ki bunu Mustafa Önsel'e Zekeriya Öz isimli hain söylemişti. Bu açıdan idam bu ülkede pek... İşte mesela bazıları diyor ki belli olan suçlara gelsin. Hangi suçlara gelsin? Terör ve e, şey, tecavüz. Çocuklara tecavüz eden. Tamam da kardeşim burada da tespit edemezsin. Yok efendim kişi kendi i, itiraf ederse. Ya, kim itiraf eder ki? idam edileceğini bile bile kim itiraf eder? Ya diyelim itiraf etti. Sen bu adamın gerçekten bu suç işlediğini yine anlayamazsın. Belki adam tetikçi ya da tetikçi hadi yani o yine işlemiş oluyor da belki adam artık bu hayatta çalışamıyor, edemiyor. İntihar etmek istiyor. İntihar ederken de çocuklarıma birisi baksın diyor. Suçu üstlendi belki adam. Dolayısıyla arkadaşlar idam bu ülkede olmaz. Başka hangi gerekçelerle olmaz? Suçlunun ıslahı esastır tamam mı? Yargılamada. Daha doğrusu verdiğin cezada. infazda suçlunun ıslahını ortadan kaldırıyor. Sen bir kişiyi idam ederken aynı zamanda onun yakınları, çoluğu, çocuğu, eşi bunlara da zarar veriyorsun. Onları da cezalandırmış oluyorsun. Bu da çok mantıklı değil. Dolayısıyla idam bu ülkeyi bırak Amerika'da 1950'lerde idam edilenlerin DNA testi bulunduktan sonra aslında suçsuz oldukları ortaya çıkmış. Birçok kişinin Şimdi bugünkü teknolojiyle bile bak DNA testi var ama bugün idam edersin adamı 10 yıl sonra yeni bir teknoloji çıkar ortaya suçsuz olduğunu anlarsın. Dolayısıyla bu adaletle idam gelirse sıkıntı olur, olay da yanlış. Kişilerin koyduğu hepimiz sonuçta belli şeylerden noksanız ve hata yapabiliyoruz. Hata yapabilen insanın ortaya koyduğu bir kanunla idam etmek saçma. Ve sürekli gelişen bir teknoloji tıp var. Sürekli gelişen bir hukuk sistemi var. Hiçbiri mükemmel değil. Mükemmel olduğunu düşünsen bile değil. Yeni gelen bir şeyle o da ortadan kalkabilir. İdam. Ya bundan bir yüzyıl sonra idama o kadar güleceğiz ki belki. İşte Orta Çağ döneminde giyotinle adamların kafasını kesmeleri şu an ne kadar saçma geliyorsa bize. O dönem çok mantıklı geliyordu. İleriki süreçte de böyle olacak arkadaşlar. İdama çok güleceğiz. Hani şu an nasıl ırkçılık düşüncesine ya hangi yüzyılda yaşıyoruz kardeşim diyoruz ya hala bazı mallar inanıyor. İleride de böyle olacak aslında. Bazıları yine inanacak da tabii. Bize de çok saçma gelecek. Bana geliyor şahsen. Şu an idamı mesela çok saçma görenler ırkçılığı bir kenara bırakıp insana önem verenler aslında çağının ilerisini yaşayan kişiler ki Atatürk Atatürk 100 yıl önce bunu başarmış. 100 yıl önce Atatürk bugün en modern gördüğümüz adamdan daha modernmiş. Atatürk Atatürk yapan o işte. Atsız da Atatürk döneminde yaşamış ama Atatürk gibi bir örnek varken hala aklı 1800'lerde 1700'lerde kalmış. Tamam mı? Aralarında 500 yıl var. O 500 yılı da kapatsa bile o hale gelemeyecek birinden bahsediyoruz. Yüzü sonra yalancı ve hırsız kalması güleriz. Anlamadım ne demek istediğini kardeşim. Birine cevabımı verdim. Anlamadım. Çok haksınız maalesef ki Türkiye'de geleneksel Müslümanlık diye bir şey var. Araştırmadan okumadan direkt oradan. Hayır ya bir insan Müslüman da olmayabilir. Onu da yargılamamak lazım. Zaten İslam'da hoşgörü diye bir şey var. Arkadaşlar bu konu gerçekten dine de bağladık. Her yere bağladık. Ee, daha da su götürür. O yüzden. Kaç dakika oldu? Yavaştan kapatsak mı? Birisi 114 dakika demişti de, Bundan yarım saat önce 144 dakikaydı. Yavaştan kapatalım arkadaşlar. Bence 3 saati falan geçti. Artık baya baya oldu. Erhan abi seni seviyoruz. Kişi kendi işinin piridir. Ya bir işte çok iyi olursan konuşursun, alırsın. İşini ehli anlatsın. Bence burada kendi yorumunu işin içine katınca yanlış örnek olur. Bak şimdi, bak. Söylediğin şey çok yanlış. Tamam mı? Şu an nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi %100 giden, gören birisi olmadığı için işin ehli dediğin kişi kim? Kendi din zannedenlere mi bırakacağız? Kim mesela? Bana işin ehlini söyle. Cübbeli Ahmet mi işin ehli? Cübbeli Ahmet mi işin ehli? Cübbeli Ahmet'in benim kadar bildiğini zannetmiyorum. Kız çocukları okumasın diyor mesela. Okumasın mı? İşin ehli. Hadi. Senin görüşüne göre işin ehli. Okumasın mı? Tamam mı? Cübbeli Ahmet. Hadi yaz. O kardeşimin yanıt vermesini bekliyorum. İşin ehli dediğin kişi kim? Menzilciler mi mesela? Onun şeyhi mi? Gavs mı? Kim? İşin ehli kim? FETÖ mü ya FETÖ mü? Fethullah Gülen mi işin ehlinde? Kim mesela? Hadi bana bir şey söyle. İşin ehli kim? Kim ya kim? Daha din alimleri kendi aralarında anlaşamamışlar. Kaldı ki arkadaşlar bu dinin alimi olmaz. Allah bir aracı da koymamış. Herkes çıkıp konuşma hakkına sahip. Kitap mı göndermiş? Sahih hadisler var. Geri kalanları zaten e birçok hadis, uydurma hadis. E onlar da var. E sünnet de var. E kime ihtiyaç duyuyorsun? Alim kim, alim? Bana alimin kim olduğunu söyler misin? Şu kardeşimizin yazmasını bekliyorum. Bana iki tane alim ismi söylesin. Alim kim? Ya o kadar yanlış yapıyorsunuz ki ya. Çok yanlış yapıyorsunuz. Bazı bazı şeyleri bazı şeyleri alime bıraktığın için işte sen o zaman hataya düşüyorsun. Sen olacaksın alim kardeşim sen. Öbür tarafta çünkü o alim var diye onu cehenneme göndermeyecek. Ya sen alimin bunu söyledi diye onu cehenneme gönderip seni cennete göndermeyecekler inanıyorsan. Sana soracaklar. Kardeşim sen mal mısın diyecekler. Biz sana kitap göndermedik Benim yüzümden dine bağlandı. Ayrıca ben komutanım Yok yok senden bağlanmadı. Şu arkadaşımızın bir alim yazmasını bekliyorum sadece. Alim diye arkadaşlar dinde insan olmaz. Alim olamaz ya. Senin aklın yok mu? O alim dediğin adam senden daha mı iyi biliyor? Daha mı zeki ya da? Zeka testine mi soktun adamı? 1912 yılının Türkiye'sinde Mustafa Kemal gibi bir ilericinin romanlarında daha iyi yeri yoktu. Atatürk Büyüklüğü işte aynen. Bana bir şu arkadaşımız kaçtı ya ona bir şeyi sordum. Bana bir alim ismi söylesin. Bir tane de iki de değil bir tane. Bak burada hata yapıyorsunuz işte. Çıksın alimleri konuşsun. Kim ya kim? ABC ABC sana sormadım bir ikincisi haddini açma istersen. Bu kafayla giderseniz daha çok kandırılırsınız. Fethullah Gülen de kandırır sizi. Cübbel Ahmet de kandırır. Önüne gelen herkes kandırır. Ayakta yuturlar sizi. Ben alimim der. Ne söylerse inanırsın. Çünkü malsınız. Açıp bu kişilere söylüyorum malsınız. Açıp Kur'an'ı kendiniz okumuyorsunuz. Kim ne derse ona inanıyorsunuz. Yazık günah ya. Gerçekten yazık günah. Bazılarının akıllarına gerçekten şaşıyorum. Şu ABC, ABC gibi böyle. Yazık vallahi yazık. diyeyim ki o kadar şey anlattık. Yok. Geçmeyince geçmiyor. Bir gün şey yapacağım arkadaşlar. Öyle bir video yapmayı düşünüyordum. Şuraya bir toprak koyacağım. Tamam. Bir şeyler anlatacağım. Size bakmayacağım böyle anlatacağım. Daha sonra toprağa alacağım Birine işte küçük bir çiçek koyacağım. Yine anlatacağım, anlatacağım. O çiçek bile büyür. Gerçekten şurada toprağa konuşsam büyür. Ama bazıları gerçekten bu kadar konuşmanın üzerine 3 saat konuşmanın üzerine hala işi alime anlatsın diyorsa dinde alim arıyorsa yazık günah. Ben sana Kadirli Şeyh olduğunu iddia eden birini nasıl maymuna çevirdiğimi anlattım mı? Anlatmadım. Daha önce yayında anlattık. Adam şirk koşmaya başladı. Sizin bu söylediğiniz dedim Kur'an'da yok dedim mal gibi kaldı. Adam Kur'an'da var diyor. Açtık baktık yok. Şeyh olduğunu iddia ediyor. Benim hocalarım var diyor. Maymuna döndü en son. Sinirlendi kalktı sizin alim dediğiniz adamlar boş beleş adamlar. Size hikayeler anlatıyor, siz de inanıyorsunuz işte. Kadir Mısıroğlu mesela. Bir yazdı. O arkadaşımızı bekliyorum. Ya bana bir tane alim ismi söylesin diye. Sonra yayını kapatacağım. O alim dediklerinin hiçbiri mesela Celal Şengör'ün karşısına çıkamaz. Caner Taslaman da mesela inanan biridir. O da mesela çok işin felsefesine iner. Onun karşısına da çıkamazlar. Onlar hacı hoca, hacı hoca deyip deyip besmele çeke çeke milleti kandırmaktan başka, ceplerini doldurmaktan başka bir işe yaramazlar. Alim. Yazık. Üzülüyorum. Ne anlatsam boş. Yavaştan yeni kapatalım arkadaşlar. Olur mu? Yayını kapatıyoruz o zaman yavaştan. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Bugün bayağı uzun yaptık. Bir saat diyordum ama 3 saat kadar yaptık arkadaşlar. Ee, aynen alim insanın kendisidir. Alim arayan hata eder. Alim ne ya? Alim ne? Görüyoruz işte alim. Kendi alim iddia edenler. Allah sana kitap vermiş. Hadislerden işte gerçek olanları anladığı da sana beyin vermiş. Sen okuyup anlayamıyorsan Cübbeli Ahmet'in zekasına kalmışsa senin için. Vallahi yazık günah. Yazık günah. Neyse arkadaşlar 3 saati doldurmayalım. 5 dakika kalmış. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ola ki Celal Şengör'ü, Caner Taslaman'ı falan bulabilirsem. Kendilerini çok mesela... Zaten ikisi hiç bir araya gelmiyor da ikisinin bir araya geldiği bir programı çok merak ediyorum ne olacak diye. Keşke kabul etseler de burada bir araya getirsek muhteşem bir şey olur. Ee, i̇şte o zaman İşin felsefesi havada uçuşur. İşte o zaman bilgiler havada uçuşur. Ebu Bekir Sifil gibi hiçbir şeyden anlamayan adamları böyle... Caner Taslaman en son işte devesidini koydu. Devesidi şifalı, iyi gelir falan diyordu. Caner Taslaman devesidiyi getirdi. O, o programı izleyin. Koydu. İçsin o zaman kendisi dedi. Madem şifa veriyor dedi. İçemedi tabii ki. İşte alim dediğiniz adamların seviyesi bu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Ee, sonraki yayınları biraz daha kısa yapmaya çalışırız inşallah. Uzatmadan. O devesi CD muhabbetini YouTube'a yazarsanız çıkar. Arkadaşın alimden kastettiği o herhalde. Ebu Bekir Sifil gibiler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.